TV42 ekranlarından, Tarım Masası'ndan selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Bugün Tarım Masası'nda Konya'nın ve Türkiye'nin en büyük fuarı TÜYAP fuarını bugün Tarım Masası'na yatıracağız. Programın ilk bölümünde. Ondan sonraki bölümde depremin Türk tarımına etkilerini konuşacağız. Bugün program konuklarımız yine her zaman olduğu gibi özel konuklarımız var. Tarım Akbir Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Şenol Önal ve TÜYAP Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ayyıldız program konuğumuz. Konya Tarım Fuarı Türkiye'ye, özellikle Konya'ya ciddi heyecan getiren bir sektör diyelim biz veya organizasyon. Ki Mevlana'yı anma törenlerinde ziyaretçi sayısından çok daha fazlasını TÜYAP Konya Fuarı'nda sergiliyor. Hem oteller, hem yeme içme, hem hizmet sektörü, birçok sektöründe dört gözle beklediği bir organizasyon. Her zaman olduğu gibi Tarım Masası'na da Konya Tarım Fuarı'nı getirmezsek olmaz da. Hoş geldiniz Tarım Masası'na. Hoş bulduk Recep Bey. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Mehmet Ali Bey ile ilk bölümde daha çok konuşacağız. İlk önce Mehmet Ali Bey'den başlayalım. Siz de hoş geldiniz Tarım Masası'na. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bilmiyorum, Konya Tarım Fuarı'nı eksik mi anlattım, fazla mı anlattım ama birçok sektörün dört gözle beklediği bir organizasyon. Tabii uluslararası, aslında Türkiye'nin en büyük fuarı olmasına rağmen bir dönem sanki uluslararası boyutta ismi anılmadı. Konya Tarım Fuarı'na katılımcılar, yurt dışından ne kadar katılımcı var, ne kadar ziyaretçi var? 2023'te tabii depremin gölgesinde geçecek bir fuar organizasyonu olacak. 2023 Tarım Fuarı'nda katılımcı ve ziyaretçilerde yabancılar var mı? Buradan başlayalım. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle depremle ilgili acılarımız ve üzüntülerimiz devam ediyor. Ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Konya Tarım Fuarı, sizin de söylediğiniz gibi 19.sü düzenlenecek olan, uluslararası bir hüviyete sahip olan bir fuar haline geldi. Evet. Burada nasıl kurtacağım? Buyurun. Konya Tarım Fuarı'nı 200 bini aşkın 70 ilden ve 20 ülkeden 5000 ziyaretçinin beklediğimiz 20 ülke dediniz değil mi? 20 ülkeden 5000 ziyaretçiyi beklediğimiz, 70 ilden 200 bin aşkın ziyaretçiyi misafir edeceğimiz, çok iyi hazırlandığımız bir fuar organize ettik. Bu yıl satışı çok önceden bitirdik zaten. Katılımcılarımızın ve sektörün teveccühü devam ediyor. Orada doğru söylediniz ama biraz eksik söylediniz. Konusunda yapılmış dünyanın en büyük, her yıl düzenlenen en büyük fuarı. Dünyanın en büyük tarım fuarı. Ya bu İtalya'daki... O iki yılda bir olduğu için ve Almanya'daki iki yılda bir olduğu için bizim Konya Tarım Fuarı metrekaresi ve hacmiyle, ziyaretçi sayısıyla her yıl düzenlenen en büyük tarım fuarı literatürüne girdi çok şükür. Mesela biz bunu hiç duymadım bu zamana kadar. Her yıl fuarla ilgili program yaparken bunu söylemeden ilk bilgi. Evet. Bu sizin eksiğiniz o zaman. Peki hemen düzeltelim. Dünyada tek. Bu anlamda çok da gururluyuz. Çünkü burada tabii Konya'nın ev sahipliği çok önemli. Konya sektörünün büyüklüğü çok önemli. Onların teveccühü çok önemli. Buradaki ticaret odasının bize sunduğu hizmetler, sunduğu imkanlar, sanayi odasının, valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin bize destekleri çok önemli. Bu konuda hepsine teşekkür ederiz. Bu yıl fuarın satışı biraz da tabii marka haline geldiği için özellikle katılımcı anlamında bir rekora imza attık biz. 15 firma katılıyor yurt dışından direkt katılım. Eskiden daha çok böyle temsilcilikler aracılığıyla katılırlardı. Hı hı. Ve bu katılımlar hani her yere mal üreten götüren böyle Çinliler, Koreliler gibi değil. Direkt İtalya'dan, Almanya'dan, Polonya'dan, İsviçre'den. Peki şimdi soru şu. 15 tane bu yeni ilk defa katılacaklar. Tabii. Şöyle mesela bir tane Schumacher'imiz vardı. O 2-3 yıldır sürekli katılıyordu. Onun üstüne şeyler koyduk. Bu yıl ilk defa katılacak olanlar özellikle İtalya'dan, Polonya'dan, Almanya'dan, İran'dan, Hindistan'dan katılımları var.
Bu da fuarı bir marka haline geldiğini gösteriyor zaten. Dünya şimdi burada Şenol Başkan'a da çok telefon geliyor. Bana da geliyor ya, yer bulamadık, bizim yerimizi genişletsinler veya işte yer açılsın. Şenol Başkan o konuda direkt rezervi var. Hiç muhatap olmuyor. Öyle bir taleple de gitmiyor. Ben ara sıra kıramadığım insanlar olsa Alp Osman Bey'i falan arıyorum ama kesinlikle bir yer yokken bu yabancılara nereden yer açıldı? Katılmayanlar mı vardı? Yoksa onlara pozitif ayrımcılık mı yaptınız? Şöyle, şimdi her zaman bir Konya Fuarı'nda çok olmuyor. Biz bir fuarın büyümesi için öncelikle önceki yıl katılan firmaların devamının katılması gerekiyor. Bu Konya Fuarı'nda bu da %96 civarındadır. Yani, öncekilerin katılma isteklerinin devamı. Orada bir %4'lük fireyi biz öncelikle hemen satmadık. Onları bir ayırdık. Yabancıların ilgisini bekledik. Onların sözleşmelerini yapmalarını bekledik. Ondan sonra yani onlara bir 1000 metre ayırmıştık. Bu yıl 350 metreye ulaştılar. Seneye eminim ki o çok aşacak onu. Biz gene onu ayıracağız. Ondan sonra o satış bittikten sonra geri kalan yerleri bekleyen müşterilerimize sunacağız. Doğru, yer konusunda sıkıntımız var, salon konusunda eksiğimiz var ama o herhalde işte bir planlama vardır ticaret olsun. Onu önümüzdeki sorular arasında bu var ama Şenol Bey'e hemen döneyim. İşte size de çok arayan var, yer talebi olan, yeri büyütmek isteyen birçok insan da sizi arıyor ki sizin tavrınızı ben biliyorum. Mesela ben sizi hiç aramadım, biliyorum davranışınızı. Bu gelen talepler bir bakış açısıyla bakarsanız farklı bir pencereden markalaşmayı gösteriyor fuarda. Ama bir de yetersizliği gösteriyor. Siz bu uluslararası katılımcılar boyutunda sizin de dış ticarette önemli bir insansınız. Tarım sektöründe. Siz yabancı katılımcıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de bu taleplerin karşılanamaması üzücü bir durum. Bunun için hem TÜYAV'ın böyle bir talebi var mı onu da soracağım biraz sonra veya ticaret odasıyla böyle bir konuşma oldu. Evet. Teşekkür ederim Recep Bey. Bunu ben sizinden daha önce yaptığımız yayınları arşivden çıkarsak bununla ilgili sözlerimi tekrar hatırlatabiliriz, görebiliriz. Bu fuarın Türkiye için bir şans olduğunu, sektörümüz için bir şans olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Geçen yıl fuarın öncesi yapılan basın toplantısında da dile getirdim. Şöyle bir şey düşünülüyor. Bu fuarın ev sahibi Konya Ticaret Odası, organizatörü TÜYAP Fuarcılık ve tarım makinesi üreticileri, bizler tarmak bir üyeleri de katılımcısıyız. Sanki bütün buradaki faydalı işler, karlar, bu üçlü arasında dolaşıyor gibi bir algı var. Bu olabilir ama bu şehre inanılmaz bir katkısı var. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi Mevlana törenleri yıllardır Konya'da yapılır, bilinir ve ondan daha fazla bir ziyaretçi geldiğini ifade ettiniz ki bu doğrudur. Konya Ticaret Odası Başkanımız Sayın Selçuk Öztürk'ün şöyle bir ifadeler oldu. Birkaç yayında da söyledi bunu, hatırlıyorum. Örneğin Mevlana civarındaki hediyelik eşya satanlardan tutun buna benzer Konya'ya gelen turistlere bir hediyelik buna benzer bir şeyler satanların ödemelerini hep Konya Tarım Fuarı sonrasına organize ettikleri cümlesini kurduğunu hatırlıyorum. Ama her nedense biz gereken ilgiyi göremediğimizi düşünüyorum. Burada kim? Ünvanın önünde Konya kelimesi geçen herkese söyleyebilirim. Kendimi de katabilirim. Ben de Konyalı bir sanayiciysem benim de bir eksikliğim vardır. Buradan başlayalım kendimden. Buradaki yapılan Konya ilimizdeki yapılan her organizasyon kıymetlidir. Ulusal ve uluslararası. Bu çünkü bu şehre ayrı bir değer katıyor. Marka değeri oluşturuyor. Biz bu fuarı büyümesini istiyoruz. Büyüme tabii yerle olur. Yer olduktan sonra bu çeşitli argümanlar olur. Bunları geliştirebiliriz. Ama biz bırakın yeri geliştirmeyi, fuar alanı bir cazibe merkezi oldu. Etrafını iş merkezleriyle doldurmaya başladık. Siz bunu önceki programlarda da defalarca söyledim. Yıl geldi 400 bin lira bulan ziyaretçi zamanında bir fuarın arka kapısına girişte iki araba yan yana geçemez. Aynalar birbirine dokunur. Şimdi bu bir vizyon meselesidir. Bu şehre çok önemli değerler katacağına inanıyorum.
Ben Konyalı bir sanayiciyim. Sektörü tüm Türkiye'deki tarım makinesi sektörünü temsil ediyorum. Konyalı olduğum için değil, sektör için doğru adresin burası olduğunu bildiğim için buna çırpınışı sergiledik. Ben 2003 yılından itibaren uluslararası Almanya'da ve İtalya'daki fuarlarda stand açan bir firmamız var. Dolayısıyla burada böyle bir ihtiyacı görüyorum. Yabancı ziyaretçiyi, katılımcıyı da çok önemsiyorum. Bu bir mıknatıs görevi görecek. Bizim hedeflediğimiz yabancı ziyaretçiyi çekme yönünde çok büyük etkisi olacak. Hatta ben şunu diyorum, gerekli altyapımız olduktan sonra ben sektör temsilcisi olarak söylüyorum. Böyle dünya markası olan firmalara, Avrupa firmalarını kastediyorum. Gerekirse pozitif ayrımcılık bile yapılmasını uygun görüyorum. Çünkü bu bizi çok daha farklı noktalara götürecek. Hem kendimizi biz kıyaslayacağız, çiftçimiz kıyaslayacak. Bizim aynı şey işi yapabilecek kalite ve fiyat dengesi yönünden Türk tarım makine sanayisinin ne kadar iyi konumda olduğunu da çiftçilerimiz de gözlemleyecek. Belki de biz kendimizi çek edeceğiz. O özelliklere sahip bir tarım makinesini pahalı olur, satamayız endişesiyle belki üretmedik. Bu kararımızı gözden geçireceğiz. Dolayısıyla bir bütün olacak. Recep Bey, fuarcılık çok önemlidir. Biz işte turizm ülkesiyiz. Şöyle turizmimiz var. Çok sayıda turistlerimizin geldiğini, şu kadar milyar dolar gelir elde ettiğimizi söyleriz. Ama şunu unutmayalım. Almanya'nın fuarlardan elde ettiği gelir bizim turizmden elde ettiğimiz gelirlerden fazla, biliyor musunuz? Bu çok önemli. Tekrar söylüyorum, bu bir vizyon işidir. Sayın Selçuk Öztürk fuar açılış konuşmalarında da hatırlıyorum, notlarımda var. Hep şunu ifade ederdi. Her şeyi biz Marmara bölgesine, İstanbul'a sıkıştırdık. Biraz sonra konu açılırsa sanayi ve depremle de ilgili de konuşmak isterim. Bütün fuarları da İstanbul'a yönlendirdik. Ama bu şehirlere, Konya'ya, Kayseri'ye bu şansları vermek lazım. Biz tarım makinesi sektörü olarak Konya'da uluslararası bir fuarın yapılabileceğini ispatladık. Ama bu bütüncül yaklaşım gerekiyor. Konya'daki, tekrar söylüyorum, uluslar ve uluslararası bütün organizasyonlar kıymetlidir. Ama diğer organizasyonların her yerde reklamları, tanıtımları olup belki de 10 yılda, 20 yılda bir defa yapılacak bir organizasyonların bu tanıtımları yapılıp bizim bu şehre her yıl bu katkıyı sağlayıp üvey evlat muamelesi görmemiz, bir kere olsun neyiniz var, ne yapalım beraber diye sorulmaması, açıkçası bir Konyalı olarak üzüldüğümü ifade etmek Sayın isterim. Sayın Başkan, oradan yolu açalım. Şimdi bu ülkede daha doğrusu Konya Tarım Fuarı'nın Konya'ya kimlere para kazandırıyor? Otelcilere ciddi para kazandırıyor. 150 sektör. Ya 150 sektör. Saydık, bunun oturduk, hesapladık. 45 bin metrekare inşaat üretiliyor Recep Bey. Bir haftalık fuarda 45 bin metrekare laminant çakılıyor, duvar yapılıyor, pencere yapılıyor, halı seriliyor, üstü örtülüyor. 45 bin metrekare bir inşaat, yani Konya'daki inşaat sektöründe kaç bin metrekareyse atıyorum, 450 binse %10 gibi düşün. Yani hiçbir efendim. Böyle bir inşaat sektörüne katkı sağlıyor. Ben hatta hep şunu söyledim, Sayın Cumhurbaşkanı Konya'ya geldiğinde birçok şey aslında iki dudağın arasında. Yani şunu yapın dediği anda yapılır. Ben hep şunu eleştirdim. Hem siyasileri hem de STK kuruluşlarının liderlerini. Sayın Cumhurbaşkanı'yla selfie çekinmek veya aynı karede olmak yerine Konya Tarım Fuarı'nda hol olayını ve bu ülkeye kazandırdığı katma değeri, tanıtımı Sayın Cumhurbaşkanı'na iki kelimeyle anlatılsa Konya'daki hol problemi derler. Yani evet, bu vizyon olayına çok katılıyorum. Çok önemli bir şey. Mesela sorularım arasında var. Özel günlerde charter seferleri düzenleniyor. Hı hı. İşte birçok ilde var. Devamlı belki Konya'ya yurt dışından uçak gelmez ama Konya Tarım Fuarı'na özel hem devletin kamunun bu işi sahiplenmesi hem de Konya'nın katacağı değer babında charter seferleri biz yıllardır konuşuyoruz. Bir gelişme oldu mu? Hayır, gelişme olmadı maalesef. Bunu defalarca söyledik. Ama açılışlarda çok yoğun oluyoruz. O kurdele kesim ve o fotoğraf vermede. Yani ben esprisini yapıyorum. Fuardan sonra ayağıma bandaj yaptırıyorum diye. O karenin içerisinde yer alıyorum ama ondan sonra kimseyi görmüyoruz. Öncesi ve sonrası. Yani bu biraz esprili söylüyorum. Sistemimi iletmek için.
Yani bu şehire bir değer veriyoruz. Tabii sektörümüz için de önemli ama yapılan şeyin bir kıymetinin anlaşılması gerekiyor. Bugün Meksika'daki birisi, Güney Kore'deki birisi, Konya Tarım Fuarı var. Biz oraya gelmek istiyoruz lafını biz söyletebiliyorsak, bu söylediğim yer sahibi, ticaret odası, Konya Ticaret Odası, organizatör TÜYAP Fuarcılık ve biz tarım makinesi üreticilerinin eseridir bu. Şehire buraya getirmenin işi ve para harcayarak, alışveriş yaparak şehrimizde bir, hep bunu söyledim defalarca, bir makine üreticisi, önemli bir firmamızın sahibi. Çok önceden havaalanında da karşılaştık. Kendisi şu ifadeyi kullandı. Ya öyle bir fuarınız oldu ki Konya Tarım Fuarı'na gelen bir ziyaretçi bir fabrikayı ziyaret ediyor. Fabrikada kullanılan bir makinayı görüyor. Onu soruyor. Bunun Konya'da üretildiğini öğreniyor ve o firmadan da makina bağlantısı yaptığını ifade etti. Bunu firmanın sahibi ve tanınmış, bilinmiş bir firmamızda. Bizzat buna ben şahit oldum. Daha birçok faydaları var. Dilerim kaç yıldır konuşuyoruz bunu. Dilerim bundan sonrası olur ama tekrar söyleyeyim. Bu bir vizyon işi. Ben şöyle söylüyorum. Yani ünvanın önünde Konya kelimesi geçen her kim varsa, ben sanayici arkadaşlarım da dahil olmak üzere zaten gidiyorlar. Katılan, katılmayan hiç önemli değil. Bu yıl dünyanın en önemli tarım makineler fuarı var. 2 yılda bir yapılsa da çok çok önemli ve büyük bir fuar. Agritechnica Hannover Fuarı bu yıl düzenlenecek. Kasım ayında 2019'dan itibaren yapılamamıştı pandemi nedeniyle. Ben herkesi oraya, o fuara davet ediyorum. Buyursunlar, gelsinler. Hem Türk firmalarının orada aldığı ve Konyalı firmalarımızın orada aldığı yerleri görürler. Hı. Ve dünya bu işe nasıl bakıyor? Dünyanın her tarafından insanlar nasıl geliyor? Ona bakın. O vizyonu, o hedefi koyalım. Hedef koymazsak bir yere varamayız. Ertesi gün biz gelecek yıl veya 2 yıl içerisinde biz bunu yapacak değiliz. Yapamayız. Bir gerçekçi olmak lazım. Ama en azından bir İtalya'daki fuarı kendimize bir hedef koyalım. Sabırla üzerine gidelim. Bunu yaparız. Recep Bey, hani bir söz vardır. Mermeri aşındıran suyun bolluğu değildir, damlaların sıklığı ve devamlılığıdır. Biz buna vurgu yapa yapa Konya'yı, yani bir uluslararası fuarı başardık. Diğer arkasından diğer fuarlarda gelir ne ispatlarız. Ben şimdi diğer sektörlere de söyleyeyim. Ya sizin tarım fuarınız çok iyi gidiyor diye söylüyorlar. Peki soruyorum. Hangi diğer fuarlarda düzenleniyor? Şehirdeki billboardlara reklam vermelerden, otellerde müşteriler için yer ayırtmadan tutun da hangi fuarlarda bu katılımcılar bunları yapıyorlar? Biraz yani taşın altına elimizi, gövdemizi koyma meselesidir bu. Ben meslektaşlarıma burada gerek Konya'dan, gerek Konya dışından meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir fuarı oluşturdukları için, böyle bir fuarı marka haline getirdikleri için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii organizatör firma ile işbirliğimiz neticesinde bunları yapıyoruz. Tarmak bir olarak da bizim fuar partnerimiz, anlaştığımız firma TÜYAP Fuarcılık. Ondan başka fuarlarımız da var. Tabii bunun içerisinde en önemlisi ve büyüyen Konya Tarım Fuarı. Evet, şimdi hemen fuarcıyla gelirim. Şimdi ben programlarda bitkisel üretimi de konuştuğumuzda, hayvansal üretimi konuştuğumuzda da bu işi herkes yapabilmeli mi sorusunu hep soruyorum. Yani bir berber olmak için berberler odasından bir ruhsat alman gerekirken, hayvancılık yapmak için böyle bir belgeye ihtiyaç yok. Şimdi Şenol Başkan'la o merdiven altı üretimi de konuşacağız ilerleyen bölümde ama hemen hemen her ilde, hatta her ilçede fuar düzenlenmesini siz nasıl biliyorsunuz? Şimdi o bir zaman çok revaçtaydı o. Şöyle, orada biraz pandemi öncesi çok revaçtaydı. Çok revaçtaydı. Orada odaların, STK'ların gelir kapısı haline geldi bu fuar işi. Hepsi bir salon. Ve basit alındı biraz. Tabii. Ne var ki işte firmalar getirelim, evet. Çadırı kuralım. Evet. Gitsin. Bir salon yapılsın. Hatta çok güzel söylediniz. Salonda olmasın. Pazar yerini kapatalım. Pazar burada yeri. Aksaray'da pazar yeri mesela. İş yapalım gibi bir heveslendiler. Fakat bunun devamlılığı sağlanmadı. Ben işte 2017-18'de 64 tane tarım fuarı vardı. Antalya'nın hemen hemen birçok ilçesinde tarım fuarı vardı. Şimdi bu rakam 26'ya falan düştü. Böyle esaslı fuar adı altında. Hani panayırı. Mesela ben Aksaray'da hiç unutmuyorum. Aksaray'da pazar yerinde fuar uluslararası Aksaray Tarım Fuarı diye lanse edilmişti. Şimdi
TÜYAP biraz çok doğrucu bir firma. Uluslararası şartları taşımadığı hiçbir fuarına uluslararası ismini koymuyor. Yani burada bu şey bir haksız bir rekabet, haksız bir reklam oluyor bu. Bu uluslararası ciddiyetini de kaybediyor. Kaybediyor. Uluslararası fuar olmanın da belli şartları var. Mesela Konya fuarı büyüklüğünden dolayı bu şartları yeni sağlamaya başladı. İşte ziyaretçisinin %10'unun yabancı olması lazım. Mümkün mü? 300 bin ziyaretçinin %10'u 30 bin. Biz, o mümkün değil çünkü hani uçuşu, direkt uçuşu olmayan bir ilden bahsediyoruz. Katılımcısının belli bir miktarını yakaladık. Ondan biz bu yıl uluslararası haline getireceğiz. Şimdi en son verilere göre Türkiye'de 5 bin kayıtlı çiftçi var. Bu 5 bin kayıtlı çiftçinin, 5 milyon, başkanım düzeltelim. 5 milyon kayıtlı çiftçinin yörelere dağıtırsak, coğrafi yörelerin hepsinde TÜYAP olarak biz en büyük fuarları biz yapıyoruz. İşte Konya fuarı, Adana'da Adana fuarı, Samsun'da Samsun fuarı, Eskişehir fuarı, biraz arada kalmış bir fuar, Bursa'daki Trakya fuarı. Bir de İstanbul'da B2B dediğimiz kiliş görüşmeleri ve ziyaretçilerin tamamen yabancıların olduğu bir fuarı biz yapıyoruz. Bu fuarların dışındaki en büyük iki tane fuar İzmir'de ve Antalya'da yapılıyor. Onun dışında benim size söyleyeceğim fuar yok. Yani diğerleri yöresel ve bayilerin katıldığı. Ya biraz da panayır havasına geçen çok şey var. Mesela Ankara Tarım Fuarı geçen sene öyleydi yanılmıyorsam. Ondan önceki senelerde öyleydi. Pandemiden önce ya köftecisi, peynircisi, şunu bunu. Yöresel ürünler fuarı yöresel gibi. Yöresel ürünler oldu. Var. Ve Ankara'da işte birkaç tane büyük bayi var. İsim söylemeyeyim şimdi. O da büyük bir alanı kapatmış. yani tarım fuarı deyince çeşitlilik yok. O yüzden ben TÜYAP'ın bunu önemsiyorum. Şimdi Recep Bey, özür dilerim sözü kestim. Şimdi profesyonel bir iş yapıyorsunuz. Profesyonel yaptığınız işin işte kol kola girdiğiniz kurumlar da profesyonel olmak zorunda. Şimdi Tarmak 1 gibi bir kurumla beraber çalışıyorsunuz. Bir kere onların belli standartları var. Onlar dediğim onun üyeleri. Türkiye'deki en büyük üreticiler. Başkanım burada rakamlara var ama siz daha güzel söylersiniz. Bilmem kaç milyar dolar ihracat yapan bu işin babalarının olduğu Tarmak 1'i önce mutlu edeceksiniz. Evet. 1 milyar dolardan fazlaydı ihracat ama şu anda güncel rakamlar. Onlar koca koca firmalar. Onlar nasıl mutlu olacaklar? Onlar pırıl pırıl salonlarla mutlu olurlar. Aydınlıklarla mutlu olurlar. Kapalı alanlarla. Yoksa onlar hiç bu ara katılmıyorlar. Yani siz bu saydığım 5 fuar, yani TÜYAP'ın dışındaki atıyorum 3 fuar daha diyelim. Onun dışındaki fuara gitmiyor onlar zaten. Onların oradaki yerel bayileri devam ediyor. Yani bu firmaların zaten biz belli standartlarını sağlayan tek firma olarak yani TÜYAP. Yani bunu klasman olarak bakarsak TÜYAP Şampiyonlar Ligi'ni yapıyor. Konfederasyon Kupası da işte diğer şeyler. Estağfurullah. Yok öyle tanıyor. Değiliz biz. Ama biz şöyle biz biraz iyi örgütlenmiş bir şirketiz. TÜYAP olarak her ilde. Hacım bunu estağfurullah demenizi gerektiren bir şey değil. Bu böyle yani Türkiye'de marka fuarların atıyorum 7 tanesini eğer 6 tanesi sizdeyse bu bir Şampiyonlar Ligi. Kalite evet, olarak da bu. Şimdi hemen bir 5-6 sene öncesine gidelim. İşte kaç yıl oldu o çadırların rüzgardan 2014 devrimi. Diyelim. 8 sene oldu tabii. 8 sene oldu. Bayağı olmuş. Oldu. Ya biz de bayağı yaşlanmışız. 2013 fuarındaydı galiba. 2013'te uçtu hiç. 2014'te inşaat vardı. 2015'te yeni 2014'ün ilk fuarını Mayıs'ta yaptık. Ha, biraz 2 ay geç yapıp. Yani o da bir dünya rekoruydu. Selçuk Portoğlu Başkan Ticaret Odası'nı biz alkışladık. Herkes alkışladı. İnanılmazdı. Yani eğer o çadır rüzgardan uçmasaydı belki Konya Tarım Fuarı da o şeyde devam edecekti. Isınma problemdi, rüzgar problemdi, tabii. Enerji problemdi. Birçok problem ki her musibette bir hayır vardır. Bu hale denir. Gelemezdi zaten. Mümkün de yani gelemez. Ticaret odasını ben şimdi Selçuk Başkan da programı aldığımızda konumuz fuar olunca o şimdi tüccar kafasıyla bakıyor. Diyor ki haklı olarak yılda bir sefer tarım fuarına bu yatırım yapılmaz. Şimdi hiç yapılmaz. Çok arttı tabii. Değil mi? Ama şey olursa fuarın işte o mermer örneği güzel ki ben sizin o uçak rotası olayını anlatıyorum sizin isminizi de geçirerek. Konya'da tarım fuarından ziyade diğer fuarların da merkez haline getirilse
hem otelde hem yeme içmede bütün hizmet sektörlerde artar. Vallahi çok umut, şöyle maalesef bir sebepten dolayı umutluyum. Bu depremden dolayı artık Konya tercih edilir hale geldi. İşte en son bir yatırım yapıldı buraya, asansör fabrikası, biliyor musunuz? Hı hı, biliyorum, evet. Evet, o onlar artık bizim için hiç böyle sürpriz olmayacak. Onlar devam edecek. Yani bugün o profesör abi açıkladı. Türkiye'nin en şey yeri, tehlikesiz yeri Konya. Diye yani Konya Karaman arasında da birçok fabrika kurulacağı söyleniyor. Herkes peki, hazırlık yapıyor. Peki şimdi hemen Selçuk Öztürk'ün ismini de geçirmişken ticaret odasından hol bekliyor musunuz? Talebiniz var mı? O belli bir planlaması var onların. O belli yıllara bölmüşler. Bu eski salonların şeyleri, yükleri yeni bitti sanırım. Ondan sonra tam böyle bir bismillah diyordu ki pandemiden sonra biraz ara verdik işlere. Bundan sonra öyle bir ciddiyetle düşünürler mi bilmiyorum. Öyle bir planlama vardı ama. Sizin yani talebiniz var mı? Maliyetler de arttı. Yani iki tane daha en azından bir salon ön tarafa olursa biz çok seviniriz. Alamadığımız ve yerlerini büyütemediğimiz katılımcılarımız var. Onları da orada misafir etmek isteriz her zaman. Bir dönem yine bu stüdyolarda TV42'de, o zamanki ismi Kanal 42'de hollerin parasını biz finanse edelim. Bizim şeylerden düşün diye sanayicilerin teklifleri de vardı. Bilmiyorum şu anda o teklifler geçer mi? İnşaat maliyetleri çok arttı. Değil mi? O teklifleri edemeyiz. Şimdi. Ama zorunlu teklifler vardı. Ama büyük kuruluşlar, başkanım güzel söyledi. Yani burada Konya'da yerleşik olup iş yapıp çok ortaklı kuruluşlar, çok böyle bu işe soyunabilecek güçte, çap ve ebatta olan birçok kuruluş var. Yani evet, ben o salonun ismini, onun adını verip 5 yıl boyunca orayı kullanılacak gibi bir öyle bir hizmet de açıkçası bekliyorum. Öyle bir şey olabilir. Hani Konya'ya bir yatırım, Konya'ya bir kalıcı bir yatırım gibi düşünün. Ondan sonra da aslında şu anda orası sadece TÜYAP'ın iş yaptığı bir yer değil. Başka fuarcılar da bizim oraya gelmeye başladılar. Bu yıl itibarıyla çok göreceksiniz. O çünkü fuar alanı olarak en düzgün yer şu anda bizim olduğumuz TÜYAP, ticaret odası TÜYAP alan merkezi. Diğer küçük fuarların yapıldığı bir kongre merkezindeki artık şey kaldırmıyor. Oradaki firmalar da bize gelmeye başladılar. Bu yıl mesela 2 ya da 3 tane kiralık fuarımız olacak. Seneye çok büyük bir fuar olacak. Onun müjdesini verebilen başka bir firma yapıyor. Bu kiralamalar da devam ediyor. Yani biz orayı verimli de kullanabiliriz. Sadece biz kullanıyoruz gibi düşünmeyin. Diğer fuarcılar da fuar yapmaya başladılar orada. Asıl fuar merkezi kimliğini, hüviyetini kazandı orası. Hı hı. Dolayısıyla Konya Tarım Fuarı'nın gelişmesi bölgeye ciddi bir avantaj. Ama tabii Konya'nın da şu avantajı var. Biraz sonra yine konuşacağız. 5 tane organize sanayi mi var şu anda? Yok, 12 tane değil mi başkan? Hayır, büyük olarak 5 tane var. Onu söyleyebilirim ama birçok özel sanayilerle özel sanayilerde çok şeyler, fazla sanayiler var. Yani küçük sanayi siteleri var. 12'ydi, 14-16 olmuş. Yani Düsan gibi işte birçok şey var. Özel sanayi, özel isimli sanayiler var ama büyük organizasyon 5 tane şey. Yani Konya gerçekten büyük bir cevher ve tarım makinalarında da ciddi bir üretim merkezi. O yüzden TÜYAP, Ticaret Odası ve Tarmak 1'in bu işi biraz daha göstermesi ve çerçeveyi biraz genişletmek gerekiyor. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi fuarın neresinde? İlçe belediyeler neresinde? İşte yeme içme sektörü, konaklama sektörü. Bir araya gelip de Konya Tarım Fuarı için neler yapılmalı, bir çalışması oldu mu hiç? Hayır, olmadı. Yani şöyle... Elbette lojistik hizmetlerini, otoparkın yapılmasını, onun Mehmet Ali Bey detayını söyleyebilir ama gönül isterdi ki bu organizasyonlar, bu toplantılar, bu görüşmeler fuarlardan önce yapılıp ne yapılabilir, nasıl olmalı konuşulsa çok iyi olurdu. Hı hı. Konuşulmadı. Yani şehre faydası olurdu. Tabii bu herkesin kendi düşüncesi, bakış açısı. O da biz kendi işimizi yapıyoruz. En iyisini yapma gayreti içerisinde. Mesela geçen sene bir gözünüz önünde canlandırın. Ciddi bir kar yağışı da olmuştu. Yollar kapalıydı. Şimdi bu uluslararası yurt dışından gelen insanlar bu görüntüyü görmesi hoş değil. Hayır, görüntü değil.
Bir tane Afrika ülkesinden bir grubumuz, bir anımızı anlatalım. Uçakları Konya'ya inmiyor. Adamlar kalkmışlar, gelmişler Türkiye'ye. O kadar inatçılar ki, yani inat etmişler gelmek için, Ankara'ya iniyorlar uçakla. Konya'ya inmesi gereken uçak. Sonra Ankara'dan bir diyorlar ki bize bir otobüs gönderin, geleceğiz. Otobüs, yani minibüs türü 40 kişi değil de atıyorum 27 kişilik bir minibüsü gönderiyoruz. Yolda kaza yapıyorlar, şarampole yuvarlanıyorlar. Sonra o adamlar orada kalıyor, jandarma kurtarıyor. Onları getiriyoruz falan. Ertesi gün geldiler adamlar azimle fuara gelmek için. Şimdi orada bir ulaşım sorunu var. Benim gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Yani orası organizenin tamamında bir ulaşım sorunu var. Ama orada ciddi TÜYAP anlamında bir ciddi ulaşım sorunu var. Diyoruz ki yani orada banliyö gibi bir tren olsun ve oradan ben küçük servislerle fuarıma taşıyayım istiyorum. Çünkü benim çıkarttığım servisler yetersiz kalıyor. Herkes gelemiyor. İki, ciddi bir otopark sorunu var. Çok. Dağlar, taşlar otopark şey oluyor, araç oluyor. Hiç park edemiyor hiç kimse. Karatay Belediyesi'ne inanılmaz mutluyuz. Çok iyi hizmet ediyor. Büyükşehir Belediyesi her tarafı asfaltladı. Otoparkı harika yapıyor. Ama benim talebim, buradan söylüyorum. Yani o işte belediye otobüslerinin işte şu numarası oraya gider dediğimiz, işte iki saatte bir geçen otobüs yerine atıyorum. Her birkaç noktadan, Konya'nın birkaç noktasından otobüs konabilir. Mesela hızlı trenden servis konabilir, otobüs konabilir. Onu ben yapıyorum zaman zaman. Ondan sonra belli noktalara dedim ki en son, Büsan minibüsünü bizim fuarın önünden geçirin ya. Gelsin evet. Oradan geçsin dedim. Yani şimdi 6 çeyrek gibi falan çıkarsanız Konya merkezine zor ulaşıyorsunuz zaten. O organizedeki servislerde. O kadar çok servis oluyor ki her yer tıkanıyor. Mesela işte en azından o saatlere, değil mi başkanım? Birkaç tane küçük dokunuşlar değil yok, mi başkanım? Şöyle çok basit. Elimizde bizim, ben bunu birkaç defa söyledim. Çok önemli bir kozumuz var. Hızlı tren, yüksek hızlı tren gibi bir kozumuz var. Ankara Konya arası fuar alanı 1 saat 35 dakika. Fuar. Evet. Yani 7 35. Selçuklu şey 40'sa orası 1.35. 1 saat 35 dakika. Şimdi İstanbul'da fuar yapıyorlar. Biz İstanbul'un merkezinde Taksim'de Beşiktaş'ta kalsak otelden çıkıp 2 saatte gidiyorsunuz. 2 saatte gidemezsiniz Beylikdüzü'ne. Böyle elimizde çok büyük bir kozumuz var. Uluslararası Ankara'da bir Esenboğa havalimanımız var. Özellikle Türkiye Cumhuriyetleri, Azerbaycan'a ve diğer ülkelere bağlantı noktasında çok büyük avantajları var. Ankara'nın avantajlarını, otel yani konaklama çeşitliliği, hava ulaşımı avantajını Konya'ya hızlı trenle bağlayarak Konya'nın eksikliklerini kapatabiliriz. Bunu defalarca söyledim. Yapılacak şey çok basit. Fuar alanının karşısına bir durak inşa edilecek. Fuar haftasında ilave 3-4 tane daha sefer ilave konulacak. Hatta reklamları yapılacak. Bütün dünya Ankara'ya gelebilir. Konya'da hava ulaşımını aşamadık. Yıllardır uğraşıyoruz. İstediğimiz seviyede olmadığını biliyoruz. Ankara'nın imkanlarından faydalanarak, çünkü Ankara'ya sürekli İstanbul bağlantısı var veya direkt uçuşları var. Bunu kullanarak hatta Ankara'da bunları konaklatabiliriz. Sabah otelinden çıkıp 1 saat 30 dakika sonra Konya fuar alanında akşam 4'te 5'te ne zaman isterse tekrar oteline dönebilir. Biz Almanya'da ve Bologna'da, İtalya'daki fuarda şehir merkezinde yer bulunamadığı zaman Bologna şehrinin yakınındaki yerlerde oteller kiralanır. 1 saat, 1,5 saatlik yolculuklar yapılır. Bu bütün dünyada olur. Burada bu avantajımızı çok rahatlıkla çevirebiliriz ya diye düşünüyorum. Bu Ankara'ya da bir avantaj sağlar. Bu çok önemli. Ya tekrar söylüyorum, bu bir planlama işi, bir vizyon işidir. Ben başka bir şey daha izah edeyim. Ne yapıp edilip işte isminin önünde Konya kelimesi geçen kim olursa, kimi sayarsanız. Ben başta kendimi yazalım, ondan sonra sıralayalım. Burada öyle bir değerimiz var. Ne yapılması lazım? Ankara'da birçok ticari ateşeliğimiz var. Ne yapıp edilip bir organizasyonda oradaki yani yabancı ticari ateşelik, büyükelçilikler söylüyorum işte Afrika ülkelerini nere sayarsa hedef olan ülkelerde. Güzel ciddi bir organizasyonla devlet büyüklerimizin de olacağı, Dışişleri Bakanlığımızın olacağı o ticari ateşeleri ne yapıp edip ben bu fuara getiririm. Bakınız siz dünyadan ülkenize tarım makinesi ithal ediyorsunuz. Özellikle işte Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri. Biz de varız burada. Bizde de kalitelerimiz bu seviyeye geldi. Onlara bu tanıtımları yapıp daha fazla nitelikli ziyaretçi çekme noktasında çok büyük fayda sağlar. Yani Konya'yı tanıtmış oluruz. Başka Konya'nın diğer alanlarını da tanıtır. Çok çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu
O kadar zor olmasa gerek. Sonra yılda bir defa yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin yani bizim ticari ateşelerimiz yılda bir iki defa Ankara'da bir toplantılar olur. Bir durum değerlendirilmesi. Orada bir 5 dakikalık 10 dakikalık bir zaman isteyip böyle spesifik fuarlarımız işte tarımda Konya işte şu işte mermerde İzmir işte X fuarda İstanbul neyse bunları anlatıp oradaki nitelikli büyük ithalatçılar buraya çekme noktasında neler yapılabilir, neler yapılmalı bunlar konuşulmalı. Şimdi ben bunu bu programda söylemiyorum. Yıllardır söylüyoruz benzer şeyleri. Örneğin fuar açılışının birinde bir Ticaret Bakanımız açmıştı Sayın Bülent Bey. Fuarı gezdirdik, dolaştırdık, oturduk aynı masada yemek yerken orada söyledik, yazılı ifade ettik, sözlü söyledik. Söyledik de söyledik yani. Şöyle vicdanen rahatım öğrendiğimiz, bildiğimiz noktalar, ilgililere gerekli şekilde lisanı uslu bile bunun usulü kaidesi neyse de ilettim. Sonuç gerekli şekilde alınmadı, alınamadı maalesef. Yani demek ki elimizdeki değeri kullanamıyoruz. İstikrarlı bir istikrar bu konuda sürdürülebilirlik. Evet. Şimdi ben Şenol Başkan'ın programı altında şunlar da geldi. Atanan bir bürokrata liyakat konusunda da konuştuğumuzda biz yeni bir bürokrat atandığında ona ilk önce sektörü anlat bir aşamaya gel. Bir görev değişikliği tekrar sıfırdan başla. Yani bir öğretmenin birinci sınıftan aldığı çocuğu beşinci sınıfa getirdikten sonra tekrar birinci sınıfa başlaması gibi bir olay. Yani şu anlattığınız çerçeveyi hangi kollarla yapılacaksa bu organizasyonu yapmak çok zor olmamalı. Sonuçta bu ülkeye para kazandırılacak. Evet, evet. Yani biz bu işin içerisindeyiz. 30 yıllık sanayiciliğimiz var. Örnekleri var da başkanım. Yani bütün bu bizim icat ettiğimiz bir şey değil Recep Bey. Yani müdürüm de bilir, bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Bu dünyada bunun uygulama esasları budur. Biz ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz. Tabii burada firmalarımıza da, ülkemize de, bulunduğu organizasyonlara direkt ve endirekt ilgi alanlarına da fayda edecek bir durumdur. Kesinlikle. Bu çok ben bunu önemsiyorum. Ama söz anlatma noktasında bir elin parmaklarını geçmiyor. Sizi samimi şekilde dinleyen, bir şeyler yapma gayreti içerisinde olan kişiler yapacak bir şey yok. Hiç önemli değil. Biz anlatırız, söyleriz. Ama ben bazen bakıyorum, gülümsüyorum sadece. Düşündüklerimizi, hayallerimizi yani anlatamıyoruz. Yani olaya biz de şu noktadan bakalım. Şimdi Tarmak birkaç yıldır siz başkanısınız? Dört? Yok fazla oldu. Biz 9 yılı bulduk. Oldu mu tabii o da? Ya. Vay anasını ya. 9 yıl abi çok kolay çok, geçmiş çok oturmuşuz. Onun için ben müsaade alacağım abi. En kısa sürede müsaade alacağım. Pandemi biz alacağım dedim bir türlü alamadık. Tam da o noktaya gelecektim. Şimdi siz siz başkan olduğundan beri hep bırakma noktasına geliyorsunuz. İşte en son bir pandemide bırakıyordum. Bakınız 2020'deki genel kurulda bırakıyordum. Ya 1 milyar dolar hedefiniz vardı. Tabii onu söylüyordum. Yakaladınız. 1 milyar dolar ihracatı geçtik, açtık demeden o 1 milyar dolar lafını söylemeden ben başkanlığı bırakmayacağım diyordum. Ne kadara geldik? 1.600'e gittik de 1.5'ü geçtik. Ama dediler ki Aydın da büyük bir firmamızın sahibi yönetim kurulu üyemiz kulaklar için nasıl Mümtaz abimiz Alper firması başkanımız hedefi yükselttik dediler. Ondan sonra araya pandemi girdi kaldı. Nisan ayında genel kurul var. Nisan ayında genel kurul var fuardan sonraki bayramdan sonraki haftada. Tabii yönetim kurulu ve ilgili arkadaşlarımla da görüşeceğim. Bu tabii benim tek başıma alacağım karar değil. Ben yeni bir başkanla devam edilmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Ama siz şimdi ben o konuyu o yüzden açmadım bu konuyu. Şenol Önal'ı yarın bıraktığı zaman bu kazandırdığı vizyon, hedefler ve ben şimdi bunu sizin program konum olduğun için söylemiyorum. Siz gerçekten bu sektöre ciddi bir vizyon kazandırdınız. Tarmak 1'e de hem de sektöre. Şimdi sizdeki bu plan ve düşünceleri hayata geçirme şansı çok daha fazla. Siz bu işe ciddi bir önem veriyorsunuz. Ciddi bir önem akademik var ortada. Emek var.
Siz gittikten sonra bu devam eder mi? Belki sizden daha iyi yapan birisi de gelir. Elbette. Şimdi orada elbette. Ben bağlamayayım ama şu anda elimizde Şenol Önal varken bunu kullanmak lazım değil mi? Evet, şimdi şöyle öyle söyleyeyim. Recep Bey, biz bırakmanızı istemeyiz yani. Kamu niteliğinde bir SGK değil bizimki. Gönüllülük esasına göre. Yani. Örneğin benim bu şu andaki yayınımdaki konuşmamı beğenmeyip yarın sabah istifa etmek isteyen üyemiz bile olabilir. Yani. Yazar, istifa edebilir. Ama biz kamu niteliğindeki STK'lar var. Ne olursa olsun oraya aidat ödemek durumundayız. Aynı şekilde paraleli düşünmesek bile, yönde düşünmesek bile oraya devam etmek zorundayız. Ama Tarmak bir gönüllülük esasına dayanan bir STK'dır. Onun için bizim orada benim kart vizitimde başkan kelimesinin yazıp yazmamasının hiçbir önemi yok. Biz Tarmak birin üyesiyiz. Ekmeğimizi bu sektörden kazanıyoruz. Ben başkan koltuğunda da otursam da oturmasam da yönetim kurulu olarak da devam etsem, efendim başkan yardımcısı olarak da devam etsem hiç fark etmez. Bildiğimiz tecrübelerimizi, düşüncelerimizi seve seve paylaşırız. Evet. Burada bu söylediğiniz arada, pardon bir şey devam edeyim. Buyurun. Oradaki eğer bu sizin görüşünüz, çok naziksiniz, çok teşekkür ediyoruz. Bir vizyon, bir katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Ama bu sadece Şenol Önal olarak benim değil, bütün üyelerimizin, merkez çalışanlarımızın, profesyonel ekibimizin ve yönetim kuruluyla birlikte yaptığımız işlerdir diye düşünüyorum. Ben sadece onları dinlendirdiğimi düşünüyorum. Yani ben bu manada sizin çalışmalarınızı önemsiyorum. Tabi bu arada süre nasıl geçti anlamadık ama reklam süresini açtık. Son sözleri size verelim, ondan sonra reklam edip sizi uğurlayacağız. Önümüzdeki salı açıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Biraz buruk da olsa başkanım biraz sonra anlatacak uzun uzun. Çok büyük emeklerle sektör bu fuara çok hazırlandı. Bir yıldır bekliyoruz. Ziyaretçimiz de bekliyor. Hı hı. Artık marka olarak herkes işte Mart'ın ikinci haftasında Konya'da fuar var deyip notlarını aldılar. Konya'da buluşacağız. İnanılmaz iyi geçecek fuar. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim size bu fırsatı evet. verdiğiniz için. Sizleri de bekliyoruz. Salı günü sabah 9'dan itibaren tüm ziyaretçilerimiz, katılımcılarımız fuarımıza gelebilirler. Evet, tabii burada bakanlar muhtemelen yine gelecekler. Hepsine davet gönderdik. Hı hı. Bakanımız da inanılmaz, biraz da başkanımın sayesinde sağ olsun, ona da teşekkür ederim. İnanılmaz ilgi gösteriyor. Tüm tarım fuarlarına geliyor. 5 yıldır gelmeyen Konya Tarım Fuarı'na bakan bizim bu yılki diğer illerde yaptığımız hemen hemen Adana'ya, İstanbul'a her yere geldi. Çok mutluyuz, çok yanımızda. Hissediyoruz. O anlamda geleceğini. Sayın Kirişçi bu manada iyi işler büyük yapıyor. Şans gibi hissediyoruz. Yani çok büyük şans, hemen söyleyeyim. Konya fuarından önce bir cuma günü sabah Sayın Bakanımızın ataması geldi. Daha önce bizim Tarmak bir toplantılarına da sağ olsun onurlandırdı. Tarım Orman Komisyon Başkanlığı yaptı. Hem benim gibi meslektaşım Ziraat Yüksek Mühendisi, Ziraat Fakültesi'nde hocamız ve tarım makinacı. Yani ne isterseniz var bizim arayıpta bulamadım sağ olsun. Kendisini cuma sabahı aradım. Telefonuma cevap verdi ve tebrik ettim. Müdür Bey'in, Mehmet Ali Bey'in de ifade ettiği gibi 2015 yılından itibaren bir Tarım Bakanı gelmedi Konya Tarım Fuarı'na. Kendisine bilgi verdim, davet ettim. Sağ olsun geldi. Geçen yıldan itibaren ben ısrarla ben ricada bulundum TÜYAP fuarcılığa ilgili yerlere. Sağ olsun kabul gördü. Bu fuardaki açılış töreninin olmasını istemiyorum. Vallahi İstemedim çok ifade ettim. Çok da güzel ettim. Oldu. Bu nedeni şöyle, dünyanın gelişmiş bu Almanya'daki ve İtalya'daki hiçbir bu fuarlar yok. Biraz esprisini yaptığım gibi yani açılıştaki o resimde ayağıma bandaj yaptırmaktan başka bir işe yaramıyor. Evet. Buna hiç gerek yok. Bu artık bu uygulamalardan vazgeçmemiz lazım. Orada herkes ben konuştum, sen konuşmadın şeyine gidiyor. Benim fuarımın bu şekilde anılmasını ben istemiyorum. Ya mesela muhalefetten işte bana söz vermediler diyenler olabiliyor. Çünkü biz siyasetin dışındayız. Çok zor abi. Yani o kadar insana. Orası ticaret yani. Biz oranın parasını değil. Biz veriyoruz. Organizasyonu biz yapıyoruz. Onu yani bazen başka şekilde yorumladılar şeyden. Tekrar söylüyorum. Onu ısrarla arkadaşlar da şahittir. İlgili yerlerle de görüştüm. Talebini biz oluşturduk. Çünkü dünyada böyle uluslararası dediğiniz fuarda böyle bu uygulama yok. Yani gerek bu, yok. Boşuna zaman kaybı. Çok da güzel oldu çünkü bir dönem Sayın Davutoğlu başbakanken
bir gün gitmişti ve fuara girememiştik biz. O çok büyük bir entikap olmuştu. Bunlara gerek yok. Biz çok mantıklı. Sergilediğimiz makinelerle, ziyaretçi çeşitliliğiyle, ziyaretçinin alım gücüyle, o şehire, meslektaşlarımıza katkısını konuşmamız gerekiyor. Diğer kısmı bizi ilgilendiren bir konu değil. O yüzden tarım masasının mikrofonu da her zaman olduğu gibi yine Konya Tarım Fuarı'nda olacak. Konuşmak isteyen bütün siyasileri de bekleriz. Tabii ki herkes konuşabilir. Bu yıl bir de teknoloji anlamında tarımda çok büyük ilerlemeler oldu. Otomatik dümenlemeler, uydu kontrolleri, dronlar. Konya'da onların tamamını bir çerçevede herkes görebilir. O yüzden çok ilgilerini çekecekleri ürünler var. Cazibe merkezi. Cazibe merkezi herkesi bekliyoruz. Bir de ürün çeşitliliğimiz çok arttı. O anlamda çok mutluyuz. İnşallah hayırlısıyla açalım. Salı günden itibaren. İkramlar da bol. 5 gün boyunca her gün 6'ya kadar açık. Cumartesi 5'te kapatıyoruz inşallah. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Sayın bana. Genel Müdür çok teşekkür ederiz. Sağ şeref verdiniz tarım masasına. Büyük bir heyecanla biz de Konya Tarım Fuarı'nı bekliyoruz. Tabii para kazanmak lazım. Bizim de para kazanmamız lazım. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra Şenol Başkan'la beraber olacağız. Biz izlemeye devam edelim. Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. Tarım Akbir Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal'la programı kaldığı yerden devam ediyoruz. Tabii ki ülkenin bir gerçeği var. Biz deprem ülkesiyiz. Depremle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Her alanda bu gerekli. Depremler öldürmez, ihmal öldürür, binalar öldürür diye boşuna söylenmiyor. İşte bu 6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremden 11 tane ilimiz etkilendi. 5000'den fazla köy ve birçok tarım makinesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmak üzere tarımsal boyutta ciddi kayıplar verdi ki 46.000'den fazla insanımız da maalesef vefat etti. Biz tekrar Allah-u Teala'dan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin, ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz ve Şenol Başkan şimdi bölgeyi biliyorsunuz. Bölge çok ciddi bir tarım havzası. Gerek Hatay olsun, gerek Maraş olsun, Urfa olsun ciddi bir tarım alanı var. Burada da enkaz altında kalan birçok tarım makinesi var. İşte traktöründen tutun mivzeline kadar, işte sulama holderlere kadar, ilaçlamaya kadar birçok zarar var. Bunun tarıma etkisi ne olur? Böyle bir çalışma yaptınız mı? Şöyle meslektaşlarımız, ben sürekli bu bölgedeki satıcılarımızla, bayilerimizle, meslektaşlarımızla görüşüyoruz. Benim dün ulusal bir kanalda TRT1'de bir yayınım vardı. Yine son durumu cuma, cumartesi günü görüştüm. Hatay, Kırıkhan, Adıyaman, Elbistan, Urfa, Gaziantep, Adana, Kadirli. Bu bölgedeki bu konunun içerisindeki olan gerek satıcılarla gerek büyük çiftçilerle üreticilerle görüştük. Tabii yıkım çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun, onu söyleyelim. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ve Rabbim bizlere böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Bunu söylüyoruz. Şimdi tarıma mutlaka bir etkisi olacak ama tarım makinelerine, işte tarım makineleri işte göçük altında kaldı, şöyle zarar gördü, tarımsal faaliyet devam etmiyor gibi böyle bir şey söz konusu değil. Burada köy yerlerinde yaşayanlar bilir, özellikle toprak işleme aletleri, benzerleri dışarıda durur. Bunların depremden bir olumsuz etkisinin olacağını düşünmüyoruz. Belki böyle bir tek yerli traktörü koydukları yerler yıkılmış olabilir. Bazı traktörler belki kaportadan, kabininden zarar görmüş olabilir. Firmalarımız, traktör firmalarımız bununla ilgili tabii markasına göre değişmekle beraber buradaki hasarın azaltılmasıyla ilgili çeşitli destekleri var. İşte yedek parça desteği, işçilik desteği adını ne sayarsanız.
bunları yapıyorlar. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun yanında tarımsal faaliyet devam ediyor. Hatta o bölgedeki müşterilerimiz haftalarda tabii yaralarıyla uğraştılar, konuştuk, yapabileceklerimizi sorduk. Bunun dışında şu anda bu haftadan itibaren programda olan siparişlerini isteyen bayiler var firmalarımızdan. Yani tarımsal faaliyetler devam ediyor. Şu anda tarlalarda bir hubat tarlasında o bölgede traktörün arkasında bir gübre serpme makinesinin gübre attığına şahit olabilirsiniz. Efendim yakında endüstri bitkisi dediğimiz ekilecek olan pamuk, mısır, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği gibi bitkilerin tohum yatağının hazırlandığına şahitlik edebilirsiniz. Bunlar devam etmektedir. Traktörlerde yine yakın zamanda alınanlar, işte bu banka destekli leasinglerin alınan ekipmanlar, traktörler özellikle kaskoları devreye girip hızlı bir şekilde bunların da eğer hasar varsa çözüm sağlandığını söyleyebiliriz. Ama burada ne eksik derseniz tarımsal faaliyet yönünden özellikle Hatay bölgesinde çok önemli büyük araziler de var ve karlı bir tarımın yapıldığı alan. Dolayısıyla orada önemli bir iş gücü meselesi var. Gerek yabancı uyruklulardan oluşan, gerek bizim yerli vatandaşlarımızdan oluşan tarlalarda, o çiftliklerde çalışan iş gücü maalesef depremden sonra bu sayıda ciddi bir azalma söz konusu. Oraya ilk yapılacak olan desteğin, iş gücü desteğinin altını çiziyorum. İş gücü desteği çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü depremde evi yıkılan, hasar gören ve çeşitli nedenlerden dolayı bölgeyi terk eden bir iş gücü söz konusu. Bu faaliyetleri yapacak olan insanların ilçe merkezinde veya il merkezinde mutlaka hepsinin ciddi sayıda akrabası depremde hayatını kaybetti. Yani işe konsantre olması da haliyle zor olacaktır. Bunun sağlanmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan maalesef şu anda ülkemizin çoğunluğu o bölgede dahil olmak üzere bir kuraklıkla, ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Hububat alanlarındaki, ekili hububat alanlarındaki sulamalar erken devreye alınacak, öyle görünüyor. Burada derin kuyu su pompalarının, borularının hasar görme ihtimali çok yüksek. Bunlara müdahale edilmesi gerekiyor. Artı tabii bu elektrikle çalışan sulama pompaları, motorları, elektriğin de kesintisiz ve doğru bir şekilde devamlılığının olmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Tahminim konunun yetkilisi sahibi Tarım Bakanlığımız bu konuda gerekli adımları atıp gerekli tedbirleri aldığını düşünmekteyim. Tabi burada biraz önce iş kaybını söylediniz, iş gücü kaybına. Anadolu'nun her tarafında işte Urfa'dan mevsimlik işçilerin de dağıldığı bir organizasyon da vardı ve ciddi bir boşluğu dolduruyordu. Bu iş gücü eksiğinin giderilmesi için teknolojik makinalar, ekipmanlar bu iş gücü kaybını minimize edebilir mi? Tarımda teknolojinin kullanılması bu eksiklikte bir merhem olur mu? Şimdi şöyle, sadece depreme özel değil. Bu daha önce de dile getirdiğimiz bir konu. Tüm dünyanın buna bu konuyla ilgilendiği bir mesele bu. Evet. Şöyle bir rakam söyleyelim. Ülkemizin yaş ortalaması 30-31 seviyesinde. Ama tarımın yapıldığı kırsal alanla köylerde, kasabalardaki nüfus ortalamamız, nüfus yaş ortalamamız 55-56 seviyesinde. Dolayısıyla 55-56 yaşındaki bir yaş ortalamasına sahip olan üretici kesimin fiziki olarak onu daha az yoracak, daha az yıpratacak bir donanıma sahip makina sunmak gerekiyor. Bize mesela şunu sorsanız, geleceğin tarım makinalarında neler olacak diye sorsanız, hidrolik aksamının çok daha fazla kullanıldığı makineler diyebilirim. Örneğin bir ilaçlama makinesinde işte traktörden inmeden, traktör kabininden düğmelere basarak makinenin ilaçlama kollarını açıp kapatabildiği, ilaçlamasını dozajlarını ayarlayabildiği bir sistem söyleyebilirim. Diğer makineler içinde bu özellikleri arttırabilirim. Tabii teknoloji bu alanda çok çok önemli. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada önemli. Diğer husus, bu teknolojinin artma nedeni
hep söylediğimiz gibi yani tarımla ilgili bir sohbete başlasak ilk şunu söyleriz. İşte şu anda 7 milyar seviyesinde, 7-7,5 milyar seviyesinde olan dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar seviyesinde olacağı beklenmektedir. Mevcut tarım arazileri aynı. Üstelik artmayıp azaltmakta, su kaynakları da keza öyle. Peki yapılması gereken şey nedir? Birim alandan daha fazla, daha kaliteli oranda bir mahsul elde etme işidir. Bu da nedir? Teknolojiyle mümkün olur. Çünkü tohumda, gübrede, ilaçta epey bir ilerleme sağlandı. Eskisi gibi ilerlemeler olmuyor. Sınırlı sayıda oluyor. Geriye bunları, bu girdileri toprak ve bitkiyle buluşturacak olan makine yani teknolojide ilerleme ile ilgili. Hem bu verim artışını sağlayacak hem de çiftçinin konforunu düşünmek gerekiyor. Örneğin otomatik dümenleme. İşte çok 3 santimetre seviyesinde bir hassasiyetle tarlada hareket eden bu cihaz çiftçimizin konforunu da arttırmaktadır. Sürekli başını arkaya çevirip traktörün arkasındaki ekipmanı kontrol etmek durumunda olan çiftçilerimiz var. Bunu çok iyi bilirler. Gün sonunda ciddi bir vücut fiziki olarak yorgunlukla karşı karşıya kalırlar. Bu tip teknolojiler bunların bu fiziki yorgunluğunu da bertaraf etmektedir. Dünya buna doğru gidiyor. Bu şekilde firmalarımız yatırım yapıyor. Çiftçilerimiz de keza bunun bilincine vardı. Böyle olmalı, olmakta zorunda diye söyleyebilirim. Evet. Peki bu otomatik dümenlemelerin başka ne avantajı var? Ciddi bir teknoloji hem iş gücü bakımından hem de kullanılan işte gübredir, tohumdur. Birçok şeyde de ciddi yani birim alandan maksimum verim almak da en önemli projelerden birisi. Başka ne tür avantajları var? Düzgün ekim sağlar onu söyleyebilirim. Her türlü hassas. Yanılma. Tabii yanılma payı çok çok azdır. Tarlaların zaten bir otomatik dümenleme kullanılarak ekildiğini sıra başından izlediğiniz zaman bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Tarla içi faaliyetler yani ekimden sonra bitki belli bir şekilde boylandıktan sonra bunun gübreleme ve bakım faaliyetleri vardır. Sıra arasına traktör girdiği zaman zorlanmadan sıra kaybını yani ezerek sıra kaybına neden olmadan bunu sağlayabilirsiniz. Çünkü insanoğlu ister istemez bu traktörü kullanırken bu yanılmayı yapabilir. Ama teknoloji buna müsaade etmiyor. Yani düzgün yapılmasını sağlıyor. Hataya imkan vermiyor. Daha bu çok üzerine konulacak meseleler var. Şu anda Türkiye'de 7-8 bin tane bir otomatik dümenlemenin girdiğini tahmin ediyoruz. Yani elimizde kesin bir veri olmamakla beraber çeşitli tarmak bir olarak elde ettiğimiz, ulaştığımız verilere dayanarak bu yorumu söyleyebiliyorum. 7-8 bin civarında olduğunu söylüyorum ve yaygınlaşacağını da düşünmekteyiz. Sadece bu değil, birçok daha teknoloji hayatımıza girecek. Nasıl bir cep telefonları girdiyse işte akıllı telefon diyorsak, akıllı tarım, hassas tarım bu uygulamalarda mutlaka giriyor ve girmek zorundadır. Başka çaresi yok. Ama burada şunu unutmamak lazım Recep Bey. Yaşlanan bir nüfusumuzdan bahsettik köylerimizde. Bunu kullanacak olan gençlerdir. Gençleri biz ne yapıp edip bu üretimde kalmalarını sağlamamız gerekiyor. Şimdi yeni evlenmiş bir çiftliğimizde, köyümüzdeki gençleri düşünelim. İki kişi, işte eşi ve kendisi, işte babası, annesinin olmadığını, öldüğünü, vefat ettiğini düşünelim. 8-10 tane büyükbaş hayvanı olsun, işte buğday ve diğer bitkileri de ürettiğini düşünelim. Bunlar 7-24 saat esasına göre çalışıyor. Bunlar şu hesabı yaptırtmamalıyız. Ya biz şehir merkezine gelsek, en kötü asgari ücret bile alsak, işte ayda evimizde 17-18 bin lira gelir elde ederiz. Şimdi köydeki yaşayan bu insanın da aylık böyle bir gelirle karşı karşıya bırakırsak, o 7-24 esasına göre neden köyde yaşasın ki? Özellikle bu yeni işte hayvanları varsa, büyükbaş hayvanları işte yavrusu olduğu zaman bebek bakar gibi hatta daha fazla, daha öte bir özenle bakması gerekiyor. Ve zor şartlarda bu bakımı sağlıyor. Onların gelirlerin çok çok daha fazla olması gerekiyor ki kalmasının bir anlamı olsun. Biz şimdi şehirde alacağı bir ücreti, benzerini, yakınını sen köyde yaşa ve bu ücreti al dersek sorar mısın kim bunu kabul eder? Dolayısıyla köyde yaşamanın zorlukları var. O zorlukları da maddi imkanı olarak çiftçilerimize, üreticilerimize sunmamız gerekiyor. Yani yıllar önce Doğu bölgesinden bir vatandaşla konuştum. Yanılmıyorsam Adana Tarım Fuarı'ndan bir fuarda
soğuk bir bölge, belki tek ürünü zor yapan bir bölge. Dedi ki benim bu bölgede ödememin bir bedeli olmalı. Tabii. Ben bu bölgede üretim yapıyorum. Zor şartlarda, yani bir Konya'ya, bir İzmir'e, bir Adana'ya bakarak çok zor şartlarda üretim yapıyorum. Bunun bir bedeli olmalı. Devlet bu konuda bana bedel ödemeli diye bir yıllar önce enteresan bir diyalog geçmişti ki bugün daha net anlıyoruz. Parası, her türlü tesisatı, toprağı olan gençler sırf evlenebilmek adına şehirlere gidiyorlar. Evet. İşte güvenlik görevlisi oluyor, şu oluyor, bu oluyor, asgari ücretle çalışıyor. Sadece bir aile hayatı kurabilmek bakımından. Bunu kız babaları da bu şartı koşuyor. Kızlar da istiyor. Köyde yaşamak istemiyorlar. Köyleri cazibe merkezi haline getirmek için kadına ücretsiz sigorta yapılması ciddi bir avantaj. Tabii çok çok önemli, çok çok önemli. Başka şeyler daha var Recep Bey. İsterseniz böyle bağlantılı da gidelim müsaade ederseniz. Şimdi biraz önce depremden bahsettiniz. Şimdi biz 11 ilimiz etkilendi. Bu 11 ilin makine ihracatındaki payı 25 milyar dolarlık bir makine toplam. Türkiye'nin makine ihracatındaki yaklaşık 25 milyar dolarlık içerisindeki payı 700 milyon dolar seviyesinde, yani makineye kastediyorum. Önemli illerimiz. Fakat uzmanlar sürekli söyledi. İşte Maraş, Hatay hattında bir deprem bekleniyor diye sürekli söyleniyordu. Arşivlerde, arşiv videolarını seyrettiğimiz zaman çok yakın zamanlarda nokta atışı yapanlar yani bilim adamlarının tespiti bu belki yarın, belki yarından da yakın örneği maalesef gerçekleşti. Peki sadece orası mı? İşte Bingöl tarafı ve Marmara. Yani Türkiye sanayisinin, ülkemiz sanayisinin kalbinin attığı bölgeden bahsediyorum. Hı hı. En fazla katma değerli ürün üretildiği, en fazla verginin verildiği, en fazla ihracatın yapıldığı alandan bahsediyorum. Dar bir alana sıkıştırılmış bir sanayi bölgemiz var. Nitelikli sanayimizden bahsediyorum. Allah korusun o bölgede meydana gelecek bir depremde çok çok daha ağır bedellerle karşılaşabiliriz. Fabrikalar belki şimdi şunu söyleyebilirler. Ya orada yeni organize sanayi bölgeleri var. Fabrikalar işte çelik konstrüksiyon yapıldı söylenebilir. Doğru. Fabrikalara bir şey olmayabilir. Fakat fabrikalarda içerisinde çalışacak olan insanların evlerini, hayatlarını düşünecek olursanız öyle bir depremde herkes çantasını, valizini alır memleketine döner. O korkuyu, o sıkıntıyı yaşamama adına. Çünkü depremde şimdi haberleri geliyor. Birçok fabrika işçilerini toparlayamadı henüz. O bölgede de önemli fabrikalarımız var. Gerek ipliktir, pamuk işlemelerinden bahsediyorum. Makine fabrikaları, çelik fabrikaları var. İskenderun'u kastediyorum. İşçilerini daha tam randımanlı olarak toplayamadılar. Dolayısıyla biz ülkemizin geleceği olan ve ciddi katma değer ihracat, vergiyi sağladığımız bir sanayi bir bölgeye sıkıştırmamalıyız. Bir de bir konu daha var Recep Bey. Bunu da önemsiyorum. Organize sanayiler. Organize sanayi bölgeler, evet şimdi meslektaşlarım belki benimle aynı düşünmeyebilirler. Biz organize sanayiler, biz sanayiciler için çok konforlu alanlar. Çünkü çok düzenli, altyapısı yapılmış, bütün diğer yan sanayiler hepsi bir yerde toplanmış. Evet, üretim mantığı yönünden düşündüğümüz zaman böyle avantajları var. Ama gelişmiş sanayiye sahip ülkelere baktığımız zaman, örneğin Almanya'da bizdeki gibi böyle bir yere toplanmış sanayiyi göremezsiniz. Kasabalara, köylere, bugün bir tarmak biri olarak birçok defa Almanya'ya geziler düzenledik. Bir ormanın içinden geçiyorsunuz, bir kasaba bakıyorsunuz, devasa bir fabrikayla karşılaşıyorsunuz. Şimdi o fabrika oradaki çalışanları sahipleniyor, oradaki çalışanlar da o fabrikayı sahipleniyor. Bir aidat duygusu gelişiyor. Dolayısıyla bunu dağıtmış. O fabrika o küçük kasabayı, küçük ilçeyi de geliştiriyor. Ona göre okul yapılıyor. Diğer sosyal imkanlar da geliyor. Hem tarımlarıyla uğraşabiliyorlar arazileri varsa ve fabrikada çalışıyorlar. Akşam 5'ten sonra tarımsal faaliyeti yapsa varsa bunu yerine getiriyor. Bu şekilde yumurtalar hepsi bir sepete konulmuyor. Bunların hepsini dağıtmışlar. Bugün Konya Organize Sanayi Bölgesi ciddi bir elektrik arızası olduğu zaman bütün sanayinin biz fişini çekiyoruz. Bunu tekrar bir daha gözden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ama tekrar söyleyeyim. Biz sanayiciler için çok büyük bir konfor alanı. Ve olmaması gereken fiyatlara arsa fiyatları çıkıyor. Artık orası da bir
sanayicilikten yönüne bir gelir kapısı olmaya başladı. Kesinlikle. Ben ister katılsın katılmasınlar, arkadaşlarımız yarın muhasebecilerle görüşsünler, ellerine bilançolarını alsınlar. İşlerine 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık firmalar bilançolarını, şirketlerin bilançosunun bir değeri vardır. Bilanço değerine inanın bakın, oradaki çok büyük bir oranın o fabrikanın, o şirketin sahip olduğu fabrika binası, fabrikanın arsasından değer artışından geldiği değerden dolayı arttığını görecekler. Yani 50 yıllık firma şöyle marka olmuş, bunu yapmış şeklinde değil, sadece o fabrikanın yerinin değerinin artmasından gelen bir artış. Bu doğru bir şey değil. Bunun kimseye, ülkeye bir faydası yok. Oysa makine yatırımıyla, teknoloji yatırımıyla, katma değer üretmesiyle gündeme gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, o fabrikaların. Peki bu planlamada ki biraz sonra üretim planlamasına geleceğiz. Bu dediğiniz de bir planlama. Şimdi atıyorum Konya'nın Ilgın ilçesinde işte filanca bölgeye bir fabrika kuruldu. Almanya'da veya İtalya'da veya Fransa'da altyapılar buna göre geliştirildiği için oralara fabrika kurmak daha mantıklı veya daha doğru mu? Çünkü iş gücünün, o tarımsal faaliyetin, yani tarımın nerede üretim varsa aslında tarımın sanayisinin de o bölgede oluşması ciddi bir avantaj. Hem iş gücü bakımından hem de direkt üretimin olduğu noktada bu fabrikalar kuruluyor. Böyle bir çalışmaya girilirse Türkiye'nin altyapısı buna yeterli mi? Yani Recep Bey, işin içinden çıkabilirler mi? Recep Bey şöyle, yeter ki yapmak isteyelim. Çok basit, kısa, orta ve uzun vadeli bir plan program çerçevesinde bunlar yapılırsa, bırakın aynı hükümetin içerisindeki bir Sanayi Bakanlığı'nın veya Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın değişmesini, siyasal hükümet değişse bile değiştirilemeyecek bir katma değer oluşturacak olan bir sanayi tarım politikasıyla ancak bu mümkün olabilir. Ama maalesef biz bunlara tanıklık edemiyoruz. Yani bir örneğin ben biraz önce söylediğim gibi 2014'ten itibaren bu görevi sürdürüyorum. 5. mi 6. mı Tarım Bakanımızla çalışıyoruz. Daha altında onlarca genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanlarıyla da çalışma fırsatı olduk. Yani tamam, hepsi iyi niyetli, ben bir şeyler yapayım gayreti içerisindeler ama her seferinde bir format atılıyor, bir resetleme atılıyor. Bir şey başlanan bir şey devam ettirilmesi bazen olmuyor. Bunlara da tanıklık ettiğimiz oluyor. Bunu da biz gerekli yerlere gerekli şekilde izah ettik. Bu planlamayla mümkün olur. Bu şekilde biz ülkemize katma değerli bir sanayisini geliştirebiliriz. Örneğin illere göre değişmekle beraber bir organize sanayi bölgesi, işte hangi il derseniz de. Şimdi 5000 liradan başlayan bir arsa yatırımı, inşaat maliyetinde içine sanayici teknoloji yatırımı gerektiren makine almaya imkanı kalmaz ki. Bunu iyi düşünmemiz lazım. Bu teknoloji yatırımının önünü aşmak, arsa bedeliyle uğraşmaması gerekiyor. Bina yatırımını ona göre yapması gerekiyor. Dolayısıyla biz şöyle zannediyoruz, fabrikanın, arsanın değeri arttı, biz çok iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz ama... Adam 100 bin liraya araba almış, ben 100 bin liraya aldım, şimdi araba 400 bin lira, acayip para kazandım diye düşünüyor ama aslında o arabayı sattığında ikinci bir arabayı sen 400'den ucuza alamayacaksın. Yani katma değer üretmek çok önemli. Biraz önce söylediğiniz gibi işte Konya'da biz 5 tane organize sanayi bölgesi diyoruz. İşte 12-13 tane küçük ölçekli sanayi sitesi. Tamam, hep ben söylerim futbolu sevdiğim için. Şöyle atak oynadık, şöyle baskın oynadık. Ne oldu? Uzatmalarda kontrataktan gol yedik, mağlup olduk. Skor tabelasına bakmak lazım. Skor tabelası şudur. Böyle büyük sanayilerimizin olduğunu söylüyoruz Konya. İhracat nedir? 3.2 milyar dolar. Konya için bu hiçbir şey. Ben deprem bölgesinde bulunan Gaziantep, Hatay, toplam ihracat Konya'nın ihracatından daha fazla. Manisa, Denizli, Sakarya, bu illerin de ihracatı Konya ilimizden fazla. Ama burada da tek işte otomotiv sanayi ve tarım makinesi de ve makine sanayi olarak bir önderlik yapıyoruz. Ondan sonraki sanayilerimizle ve ihracatımızla hepsini topla 3.2 milyar dolar. Tamam, herkesin eline sağlık. Allah razı olsun. Yani küçümsemek için falan da söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama bu değil. Bu kadar alanımız var, söylüyoruz, ediyoruz ama karşılığı bu değil. Bu olmamalı. Peki ne yapılması lazım? Biz sadece işte yer oluşturduk. Aynı işi aynı şekilde yapan onlarca firmaları ürettik.
Ama teknolojiye yönelik bir şeyin önünü açmak lazım. Siz sanayiciler talep ediyorsun mesela OSB 5'in 5 yapılır herhalde 6'nın mı? 6 konuşuluyor. 6 konuşuluyor. Bunların arsa oluşturulduğunda yine rakamlar bir anda inanılmaz derecede artıyor. Talep de var. Yani arz talep olayından bakarsak, o perspektiften değerlendirirsek biz bunu koyuyoruz. Çünkü talep çok fazla ve insanlar hala giriyor. İki de farkası olan 3'ten dalıyor, 4'ten dalıyor. Bunu bir yatırım aracı olarak kullanan da var. Şimdi sizin dediğiniz doğru. Bir OSB kiralar çok yüksek. Pardon, arsa maliyetleri çok yüksek. İçerisine koyacağı tesisata ya parası yetiyor ya yetmiyor. Esas yatırım yapması gereken alanlara da arsa ve inşaat maliyeti yüzünden yetişemiyor. Bunun bir son noktası olmalı. İşte bu üretim planlaması deyince buraya gelecek. Şimdi 6 tane organize, 5 tane organize sanayi büyük, hepsi dolu. Hepsi de üretim yapıyor. Hepsini de çalıştıracak insan bulamıyorlar. En basit örneği bu. Türkiye'de işsizlik konuştururken Konya'da fabrikalar birbirinden çıkan elemanlar alıyorlar. Doğru, doğru. Bu ciddi bir problem. Meslek lisesi konusunu her seferinde söyleriz. Bununla ilgili gerekli sivil toplum kuruluşları da dile getirir ama bir türlü mesafe alamayız. Çok sayıda üniversite açtık. Yani adı üniversite. Bakınız üniversitenin ne anlama ifade ettiğini, ne anlam ifade ettiğini üniversitedeki hocalarımız bunu çok iyi bilir. Altyapısı olmayan, gerekli hoca kadrosu olmayan, laboratuvarı olmayan, uygulama imkanı olmayan yerlere sadece kapıya bir üniversite yazmakla üniversite olmaz. Lütfen gençlerimizin hayallerini bence oynamayalım. Yani bu üniversite diplomasına sahip olan işsiz birisi olmaktan başka öteye gidemez. Ya yani bizim bugün, güvenlik görevlisi, garson, kasiyer, bu işi yapan arkadaşların eğitim seviyesini yükseltmekten öteye geçmiyor. Ki ziraat mühendisleri bu son dönemde biraz da istihdamda yer aldılar özel sektörde. Ama bir ülkede atıyorum 30 tane 40 tane ziraat fakültesi olur mu? Olmaz, olmaz. Ben 88 yılında girdiğimde 10-12 tane, şimdi 45 taneye geçmiş. Yani bunu bir planlama işi. Buna gerek yok. Meslek liselerini cazip hale getirmemiz lazım. Bunlara okurken burs verin, mezun olduktan sonra sıfır vergi, 3 yıl, 5 yıl sıfır vergi tanıyalım. Yani hiçbir vergi ödemesin, vergiden muaf olsun. Bunu cazip hale getirmemiz gerekiyor. Değilse o çocuğa, o ülkeye, ailesine yazık. Ya işte bir dış ticaretle ilgili bir bölüm, ya mezun olan delikanlı yabancı dil bilmiyor. Ben buradan sesleniyorum sevgili hocalarımız. Bu tip bölümlerin açıldığı zaman eğer bu çocuğa siz yabancı dili öğretemiyorsanız lütfen o bölümü kapatın. Sadece siz kendinizin makam ve mevki elde etmek için o bölümleri açmayın. Kapatın kardeşim, biz burada gerekli şekilde yabancı dili öğretemiyoruz ya da bizim bölümümüzün uygulama alanı yok. Biz bu çocuklara biz bunu veremeyiz. Tahtadan sulama kanalı anlatırız. Tahtadan işte bilmem tarlayı anlatırız. Traktöre eli değmeden mezun olan öğrenci yetiştiririz. Bunları yapmayalım. Ne olur siz bari yazın bir şeyler. Bu bölümler gerek yoktur. Altyapımız olmadığını ifade edin. Yani o cesareti ne olur gösterin. Bir yerden başlayalım. Bu gençlerimizin hayallerini yıkmayalım. O kadar uğraşıyor, emek veriyor. Bitirdiği zaman her şeyinin biteceğini zannediyor. Çünkü çok zor sınavlardan geçerek geliyor. Onların hayalleriyle oynamayalım. Gerçekçi olalım. Bu çok basit. Bir planlamayla biz bunu çözeceğimizi düşünüyorum. Tabii bir uzun soluklu bir planlama. Kısa vadesi olacak, ortası olacak, uzun olacak. Kim ne yapması gerekiyorsa yapacak. Çünkü ülkemizdeki en büyük değerlerden bir tanesi, biz şunu söyleriz. Genç nüfusumuzdur. Övündüğümüz genç nüfusumuzdur. Ama onları bu çağın gereklerine uygun şekilde bilgiyle, beceriyle donatabildiğimiz gençlik bizim için en büyük avantajımız olacaktır. Eğer biz bunları bu şekilde donatamazsak hiçbir işe yaramayacaktır. Onların hayallerini yıkmaktan öteye gidemeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar da KC'yi yazarken siz sustunuz. Tarım politikalarını arkadaşlar da buradan dinliyorlar. Tarım politikalarını siyasetin üstüne nasıl çıkarırız? Aslında temel kıstas bu.
Ben programın başında da söyledim. Sizin bir vermiş olduğunuz örnek var. Konya'dan İstanbul'a giden bir uçağın pilot hava yolları ne kadar değişirse değişsin rota hep aynı. Aynı yerden. Aynı güzergahtan gidiyor. Bu müthiş bir örnek. Neden? Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi siz Tarmak 1 yönetim kurulu başkanı olduğunuzdan bu tarafa dediniz 5 tane bakan değiştirdik. Bu 5 tane bakan aynı siyasi iktidarın bakanları. Bakan değişince patır 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 altındaki kadrolar değişiyor. Siz belli bir noktaya geldiniz, bir sinerji oluşturma aşamasına geldiniz. Bürokratları bir bakıyorsunuz görevden alınmış, yerine başka birisi gelmiş. Hop tekrar birinci sınıftan başladınız. Tarım politikaları siyasetin üzerinden nasıl çıkarılır? Bu uzun soluklu bir işse biz bu konuda ya 5 yıl bunun sonucunu beklemek çok uzun bir süre mi diyoruz? Ne yapmamız lazım da hem katma değerli ürünleri artırmak hem de tarımın hangi iktidar gelirse gelsin değişmeyen bir tarım politikasını nasıl sağlayacağız? Çok sorunun kazık, cevabını ben de çok merak çok ediyorum. Çok kazık bir soru ama çok, bunun çok cevabını bulduğumuzda problem çözülür. Şimdi Recep Bey, Türk tarımının sorunları da bellidir, çözüm yöntemleri de bellidir. Bunun kökeni Cumhuriyetimizin ilanından sonra ilk defa İzmir İktisat Kongresi düzenlendi. Ardından 4 tane veya 5 tane tam hatırımda değil tarım şurası yaptık. Bunları çıkarın, sonuç raporlarına bakın. Yeni teknolojiler ilave edilmiştir. Ama işin özü hep aynıdır. İşin özü tek kelime. Planlama. Bu kadar net. Peki nedir soru? Daha önce programda da dile getirdim. 2 tane fotoğraf yan yana koyacağım size. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'di. Bazı bölgelerimizde kameralarla depolara girildi, baskınlar yapıldı. Vay işte burada stokçu var. Soğan patates. Şimdi Ziraat Fakültesi'ndeki hocalarımızdan hepsinden Allah razı olsun orada da öğrendik. Soğan ve patates normalde kütüphanede muhafaza edilmez. Yani kütüphaneye koyamazsınız. Soğan ve patates depoda muhafaza edilir. Talep oluşturursa piyasaya sürülür. İşte yeni erkenci çeşidi işte soğan işte Adana'da çıkar. Ondan sonra o zamana kadar piyasayı regüle eder. Bu şekilde olur. Bir yıl sonra ne oldu? Tarlada o soğanı hasat etme parası şeyi kurtarmıyor. Soğandan daha fazla. Evet. Onun için tarlada bırakın. 2 tane resim. Arada başka yıl yok. Bir yıl biri, ertesi yılda biri meydana gelir. Bu ne diyor biliyor musun? Planlama. Planlama eksikliği. Çok basit, matematik. Nüfusumuz nedir? Ne kadar yabancı misafirimiz var? Ben bunu herhalde 20 kere söylemişimdir. Tabii defalarca. 20 kere de dinlemişimdir. Bu kadar yani çok net yani. Biraz daha açalım yani şeyi. Yani bir Türkiye'nin nüfusu, beslediğin insan sayısı, ihracat varsa ihracatın ne kadar, hangi dönemde ne kadar lazım, ne lazım? Ve bu ürün en ekonomik hangi bölgemizde yetişir? Oranın işte mesela Tarım Bakanımızın biri işte havza bazlı destek meselesi vardı. O güzel bir yaklaşımdı. İşte planlamaya doğru gidiyor. Evet doğru. Şimdi bazen eşitlik adalet değildir. Şimdi nasıl açalım bu konuyu. Konya'daki yağış ortalamasıyla Trakya bölgemizdeki yağış ortalaması aynı değil. Şimdi buğday ekiminde, hububat ekiminde Konya çiftçisine 100 lira verip Trakya çiftçisine de 100 lira verip eşitliktir ama adalet değildir. Yani, neden? Orada çünkü yağış miktarı daha fazla, buradaki çiftçimiz daha fazla masraf ediyor. 1.80 boyundaki bir adamla 1.60 boyundaki bir adama eşitlik olsun diye aynı metrede kıyafet verirseniz evet. Ya birine bol gelir birisine eksik kalır, adalet değil. Yani en büyük adaletsizlik eşit davranmak tabii, da olabilir. Buraya verilen bir destek de o bölgemiz için yetersiz olabilir. Bunu dile getirmek istiyorum. Bu sağlanması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bir de bir konu daha var. Tarım için bugün fizibil olmayan bir konu yarın sabah fizibil olabilir. Ki bunu yaşadık. Sulama. Şimdi Konya'nın 2 milyon
işte 600 bin hektar arazi vardı. Rakamları yanılıyor olamam, ben yaklaşık öyle hatırlıyorum. 600 bin hektar sulanıyor. Eğer su gelirse, su kaynağı olursa 1 milyon hektar daha sulayabiliriz. Fakat tabii bu bir pahalı bir yatırım. Ama şunu düşünelim. Kıraç alanları dediğimiz sulanmayan arazilerde çiftçimiz 2 yılda bir mahsul alıyor. Şimdi dekarından 200 kilo aldığını düşünürsek yılda bu 100 kilo yapar. Suyla bu 700-800 kiloya çıkar. Şimdi diyeceksin ya Şenol Başkan da suyu getirdi, matematik oldu. Bu böyledir. İnanın bu böyle. Tamam, masrafları pahalı olabilir, ilk yatırım desteği, ama buna bir odaklanmamız lazım. Ya Rusya'dan, Ukrayna'dan çok çok daha uygun fiyata biz buğday getirebiliriz. Ne oldu? Savaş oldu. Getirebiliyor muyuz? Getiremiyoruz. Şimdi geçen sene Allah bin bereket versin, mahsul iyiydi. Ama bu sene şu anda bir ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Allah vermesin. 2 yıl üst üste daha biz bu kuraklığı yaşasak ne olur biliyor musunuz? Çok çok olumsuz şeyler olacağını düşünüyoruz. Bunun için bugün fizibil olmayan bir şey yarın sabah fizibil olur. Ne yapıp edip tarımla sürdürülebilir, kendimizi garantiye alacak konularda bu yatırımları yapmamız lazım. Sonra dönüp iyi ki para var, ithal ediyoruz, niye soru soruyorsun sorularla karşılaşmayız. Çünkü bunu tarımla ilgisi olmayan, uzaktan yakından tarımla ilgisi olmayan ama bir şekilde tarımla ilgili karar verici pozisyona gelmiş insanlar söyleyebilir. İşte bizim sıkıntımız biraz da buradan başlıyor. Tarımın içerisinde bu bir teknik konudur. Yani tarımla ilgili insanlar, öyle insanlar konuştu, öyle insanlar bazıları karar verme noktasına gitti ki inanın ahıra sokun erkek hayvandan dişi hayvanı ayırt edemeyecek kişilerden bunu duymak bizlerin, tarım camiasının içerisinde bulunan insanların gücüne gittiğini söyleyebilirim. Bunları bir aşmak gerekiyor. Amerikalı ünlü bir siyasetçi şunu söylüyor, CIA'den birisi. Tarım öyle bir konu ki sadece Tarım Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakılmayacak kadar stratejik ve önemli bir konudur diyor. Bakın yani bu Amerika'nın bu haber alma servisi dedim CIA neyle ilgilenir? O ülkenin güvenliğiyle var olma, büyüme ve birçok yere nüfus etmeyle ilgilenir. Tarımı bu şekilde görüyor. Bir savunma sanayindeki bir silah gibi, bir F-16 gibi, işte F-35 gibi, işte efendim şu füze gibi görüyor. Bu derece önemli olduğunu söylüyor ki bunu da görebiliyorsunuz. Uluslararası dergilerin 1980'li yıllardaki kapaklarını bakın. Yeni kapaklarında bunu aynı şeyleri görürsünüz. Hep tarıma, buğday başağına vurgular yapılır. Ki pandemide bunu en iyi şekilde, keşke yaşamasaydık. Birçok insanımızı kaybettik. Sıkıntılar çektik. Kapak keşke, fotoğrafında kafa tasları var. Evet. Bunları biz yaşadık. Yaşayarak öğrendik. İnsanlar da anladı. Çok geç anladı. Bunun için planlama yapılmalı. Bu siyaset üstü olmalı. Sanayi ve tarım. Şimdi gelişmiş dünyanın ister doğusuna bakın, ister batısına, Japonya'sından, Güney Kore'sinden, Amerika'sına tarıma önem vermeden büyüyebilmiş bir tane ekonomi göremezsin. Birkaç tane yoğun yeraltı zenginliklere sahip körfez ülkeleri haricinde bunu göremezsiniz. Tarım gelişir, ardından sanayiyle birlikte devam eder. Ya tarım iyi olanın sanayisi de iyi. Mutlaka şimdi bu ardından hizmet sektörü gelir. Ama biz burada hizmet sektörünü biraz ön plana aldık. Burada kaybediyoruz. Şöyle gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler statüsünde, Almanya'da işte bir ara savaştan çıktı, bu pozisyondaydı. Bu gelişmekte olan durumundayken Almanya'nın gayri safi milli hasılası içerisindeki sanayi payı %40'tı. Şu anda bizim bu payımız %16 seviyesinde hatırlıyorum. Bu çok çok düşük bir oran ve %16'lık pay da maalesef birçoğu düşük ve orta düşük teknolojili ürünlerden oluşuyor. Bunu yukarı çekmemiz lazım. Ben size başka bir matematik daha söyleyeyim. Şimdi biraz sonra ihracata da değiniriz ama şöyle bir konu var. Bizim ya da şöyle söyleyelim. Dünyada ihracat konuşulduğu zaman siz katma değerli bir ihracat yapıp yapmadığınız, yaptığınız ihraç ürünlerinin ortalama kilogram fiyatı ile ölçeklendirilir. Ülkemizin ihracatının yani 254 milyar dolar olan ihracatının kilogram fiyatı 1.44 dolardır. Makine sektörü 5.7 dolar seviyesinde, tarım makinesi yükseldik bu sene onu da söyleyebilirim. 4.8 dolara çıktık. Şimdi 1.44 dolar Türkiye'nin ortalama ihracatı. Bunu biz 1.44 değil 1.60
dolara çıkarsak, yani 16 sentlik bir artışın bize karşılığı Recep Bey yaklaşık 25-28 milyar dolar. Tekrar söylüyorum. 16 sentlik bir kilogram ihracatımızı arttırmanın karşılığı bize 27-28 milyar dolarlık karşımıza geri geliyor. Şu an için çok çok önemli para ülkemiz için. Bu peki nedir? Teknoloji üreterek olur. Biz şu anda birçok sektörümüz maalesef sadece fiyatta rekabet halindeyiz. Teknoloji odaklı bir yatırıma yönelmemiz, üretime yönelmemiz gerekiyor. Bu da planlama, yönlendirme, ölçek ekonomisi kurallarını harfiyen yerine getirmekle mümkün olacaktır. Yani katma değerli ürün üretmek kesinlikle. De yetersiz. Kesinlikle. Neden? Mesela fındık, dünyanın fındık ihtiyacını karşılayan Türkiye, kahır ekseriyetle %80 üzerinde dünyadaki fındık rekoltesindeki payı. Fındık üzerine biz İtalya'ya ham fındığı gönderiyoruz. İtalya'da mark olarak geliyor ve inanılmaz derecede para kazanıyorlar. İşte fındık bir örnekte. Katma değerli ürün üretmek de yetersiz. 16 centlik bir çıtanın yukarıya çekilmesi eğer 25-30 milyar dolara denk geliyorsa öngörüyü bu şekilde almak lazım. Kısa hesaplar yapmamak lazım ki mesela şu söz önemli. Amerika Japonya'ya atom bombası attığında Tokyo'ya atmıyor. Hiroşima'ya atıyor, Nagasaki'ye atıyor. Neden? Çok verimli tarım ovalarının olduğu yerlere atıyor. İşte orada üretimi, tarımın ne kadar önemli olduğunu orada anlıyoruz. Japonya'nın nefesini kesmek için en önemli hamle. Amerika'nın atom bombasıyla yaptığı işi biz kendi elimizle verimli tarım arazilerine bina yaparak, şehirleşmeyi açarak, işte sanayileşmeyi açarak tarım alanlarını kaybediyoruz. Yani ilk önce bunun bir engellenmesi gerekmez mi? İşte şimdi Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, ovadaki şehirleri şimdi meralara dalgalanlara çekiyoruz. Evet, bu önemli bir konu. Ama şöyle, burada yine bilimi, aklı kullanarak bu konuda ihsas sahibi insanların yönlendirmesini, sözlerini dinleyerek ve sıfır toleransla bunlar yapılmalıdır diye düşünüyorum. Söz dinlemek lazım. Bunu yapmak lazım. Çünkü faturayı sadece birkaç işte vay müteahhitti şeydir bunlara kesmek de doğru diye. Burada topyekün yani buradaki Konya'da yaşayan vatandaş bizim bile hatamız vardır. Bilemiyoruz. Bunları önemsememiz gerekiyor. İnsan hayatı çok önemli. Şimdi basit bir ağrı kesiciyi siz rastgele bir yerden alamazsınız. Eczaneden almanız gerekiyor. O eczanede satan kişinin kaç yıl okul okuması, eczacılık fakültesini kazanması ve eczacı olması, eczacı ruhsat olması lazım. Basit bir ağrı kesiciden bahsediyoruz. Ama insan hayatının yüzlerce, binlerce insanın yaşadığı siteleri inşaat eden işte onun yatırımcısının bu sadece işte kısa, işte kolay bir para kazanma şeyi aracı olmamalı. Yani bir doktor yanlış ameliyat yaparsa ikinci de üçüncü de yakalanır, meslekten men edilir veya bir cezalandırma olur. Deprem bölgesinde diplomasını kiralayan ve inşaat mühendisliğinin, mimarlığın, yapı denetiminin bu kadar önemli olduğunu biz daha yeni anlıyoruz, unutmazsak. Dilerim unutmayız. Gerçekten çok önemli bir konu. Yani siz bir ağrı kesiciden yola çıktınız. Bir eczacının aldığı eğitimi ve tecrübeyi ortaya koyuyorsunuz ki onlar da hala doktor reçete olmadan genellikle de vermiyorlar. Tabii. Belli ilaçları. Tabii. İnşaat mühendisliğine biz gerekmeden vermemişiz. Biz prosedür tamamlamışız. Tabii kesinlikle. Yani devlet ne istiyor? İşte şu şart istiyor. İşte SSK girişi var. Adam diploması var ama kendisi yok. Bunu da tutuklarken sadece Veli Göçer'i tutuklamak yetmiyor. Orayı imara açan, o yapı denetim firmasında denetleme yapması gereken insanlar, siyasi irade biraz daha geniş şey yapılınca ben şimdi reklama gideceğim ama bununla kapatalım bu konuyu.
sizin hatırınıza bana telefon edip de ya şu bizim adam var şunu şöyle yap derseniz ya Şenol Başkan'la ters düşmeyeyim yapayım diyebilirim. Ama bu verdiğim karardan dolayı ben eğer hapis cezası alma riskim varsa kusura bakma Şenol Başkan ben hatır için cezaevine giremem derim. İşte biz bunu koymamız lazım. Hata yapanın en ağır şekilde siyasi nüfusu ne kadar olursa olsun verebilmek lazım. Bu da neye geliyor? Her programda konuşuyoruz. Ahlaka geliyor. Evet. Haklısınız. Evet, reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edin. Sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. Tarmak 1 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şenol Önal'la programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Başkan şimdi biz katma değerli ürünler neden üretemiyoruz dedik. İşte birim alandan maksimum verimi nasıl alırız? Tarım alanları küçülürken nüfus artıyor. Buna karşı birim alanda nasıl üretim artırız diye birçok şey konuştuk. Peki hasat sürecinde hasatta ürün kaybına sebep olan uygulamalar var mı? Elbette var. Ondan önce Recep Bey bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yeni reklam arasında aldığım bir bilgiye göre Barış Tarım Makineleri firmasının sahiplerinden Hüseyin Barış Bey kaybettik, vefat öyle etmiş. Mi? Allah rahmet eylesin. Böyle bir bilgi geldi. Ben Polatlılı iş adamı. Evet, meslektaşımıza rahmet diliyorum. Ailesine, camiamıza başsağlığı amin, diliyorum. Başını sağ olsun. Yine depremde Hatay'da meslektaşımız, üyemiz Emirsan firması evet. sahibi ve kızıyla birlikte onu da kaybettik. Onu da ve diğer vefat edenleri buradan rahmetle anmak istiyorum. Allah razı olsun. Başımız sağ olsun diyorum. Sorunuza gelince tabii teknoloji kullanarak, iyi tarım uygulamaları yaparak bunları arttırıyoruz ama doğru ekipmanı da doğru kullanmadığımız zaman ve yanlış ekipmanla da ürün kaybına ve kalite kaybına neden olabiliyoruz. Örneğin ayarları düzgün yapılmamış bir ekim makinesiyle istenilen derinliğe, istenilen sıra üzerine tohumu düşürmediğimiz zaman sıkıntılı bir çıkışla karşı karşıya kalırız. Gübreyi olması gereken yere vermediğimiz zaman bazen faydasından çok zararı da olabiliyor. Bunları sağlar. İşte kaliteli bir makina kendisini her zaman kazandırır. Bunu söyleyebilirim. Şimdi biçer dövere geleceğim. Bu da önemli bir etken. Bir buğdayın yetişmesini düşünün. Toprak hazırlığı, tohum ekilmesi, ardından üst gübrelemesi, ilaçlanması, hasat ve bu kadar emeğe sarf ediyorsunuz. Sonra hasat sırasında bunu kaybediyorsunuz. Bu işte %2 deniyor, 3 deniyor, çeşitli istatistiklere göre değişiyor. Burada ciddi bir kayıp söz konusu. 2018 yılında G20 ülkeleri yaptığı bir toplantıda tarımla ilgili 4 tane konuyu öne çıkardılar. Bunlardan bir tanesi nüfus artışı, bunları beslemeyle ilgili. Diğeri şu anda da karşı karşıya kaldığımız iklim değişikliğiyle ilgili anılacak konular. Yeşil mutabakatta biraz sonra söyleyeceğim. Doğal kaynakların kıtlığı, bunun dağılımı ve gıda israfı. Bu buğday da bir daha ekmek olmadı ama buradan başlayabiliriz. Peki bizdeki biçer döverdeki durum nedir? Ülkemizde yaklaşık 20 bin tane biçer döver var Recep Bey. Bunların yarısı 10 yaşın üzerinde ve ekonomik ömür konusunda da sıkıntıları olanlar olduğunu düşünmekteyiz. Peki biçer döverin arkasından yani şeye düşmeden tarlaya düşen, dökülen buğday var mı? Var. Bu neden olur? Tabii teknolojisi eski, ayarları düzgün yapılmamış, bakımı düzgün yapılmamış, tarlada gitmesi gereken hızın üzerinde gitmesi ve doğru zamanda yapılmayan bir hasat olarak sıralayabiliriz. Tabii daha detayları var ama benim bilgim bu kadar. Peki biçer döver bir müteahhitlik sistemiyle ülkemizde uygulanmaktadır. Ve satışı leasing sistemiyle olmaktadır. Bu 350, 400, 500 bin avro fiyatlardan başlar bunun fiyatı. Bunu müteahhitliğini yapan şirket
leasingle alır. Leasingle almasının anlamı şudur. Onun aylık ödeyeceği taksitler vardır. İşte harman zamanı bilmem nedir bunu söyleyebiliriz. Çerdöver sadece işte aldı Konya'daki bir işletme, sadece Konya bölgesi değil. İşte Adana'dan başlar. İşte Antep yöresi, işte Konya, Kayseri, Erzurum, ardından gemiye yüklenir, belki Ukrayna'ya gider. Bu taksitleri çıkarması gerekiyor. Şimdi aylık taksidi belli ve kazanması gereken parası belli. Çalışacağı zaman aralığı sınırlı. Dolayısıyla üzerinde büyük bir baskı var. Peki ne yapılması lazım? Bunların üzerindeki finans yükünün hafifletilmesi lazım. Çünkü o biçerdüvenin ödeyeceği taksit belli, işleyeceği alan belli, hasat edeceği. Onun olması gereken hızın üzerinde de gidebileceğini iyi düşünmemiz gerekiyor. O insanlara da düşünüp bir rahatlatıcı bir finans modeli bu arkadaşlarımıza tavsiye edilmeli. Yani verim kaybının ülke ekonomisine verdiği zarar daha fazla. Oraya geleceğim. Biz yaklaşık 18 milyon ton buğdayımız olduğunu düşünelim. Bunun 16 milyon tonunu biçerdöverle hasat ettiğimizi varsayalım. Bunun yarısı yani 8 milyon tonu eski biçerdöver, yani 10 yaşın üzerindeki biçerdöverlerle hasat edildiğini varsayalım. %1'lik tane kaybının bize maliyeti yaklaşık 800 bin. %10'u 800 bin. %1'i 80 bin. 80 bin, evet. 80 bin ton yapar. Bu da yaklaşık 550-600 milyon Türk lirasına karşılık gelir. Çok çok ciddi bir rakam. %1 ile sınırlı, evet, kalırsa. Kalırsa. Bu basitçe size bir rakamı göz önüne getirdim. Burada biçerdöver sayısının artması gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü çiftçi şunu düşünüyor. Bir bölgeye biçerdöver geldiği zaman aman benim tarlam kalmasın. İşte mesela hasat edilmemesi gereken zaman düşünüyor. Mesela sabaha karşı işte nemli olur. Bu daha fazla tane kaybına neden olabilir. Çiftçi diyor ki ne olursa olsun benim tarlam burada yalnız kalmasın, bu hasadı yap diyor. Bu biçerdöverlerin üzerine bir hız kontrol cihazı yerleştirilmeli. Sökülmesine asla müsaade edilmeden. Ama bu işten bu insanın zarar etmesine sebep olacak etmenleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun taksitlerinden tutun da finans modeli, işte çeşitli destek mekanizmasıyla bu sağlanmalı. Aksi takdirde biz her şeyi yapmışız, bitirmişiz, tam hasat edeceğiz. Kafadan bu kaybı yapmayalım diye düşünüyorum. Ben buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Ya bir de şimdi burada samanı da biçerdövere verenler var. O zaman samanda sinek kaydı tıraş yapıyorlar tarlayı. Hı hı. Aslında yine burada ahlaki çalışma ahlakı da ön plana çıkıyor. Eğer samanı alacaksa biçerdöver, ona göre farklı bir biçim modeli. Yok zamanla yarışıyorsa sabaha karşı olmuş, akşama karşı olmuş hiç fark etmiyor. En kısa sürede hasat yaparak bir sonraki planlamaya geçmek istiyor. Kamunun bunu belirlemesi lazım. Tabii, siz onu diyorsunuz. Yani kamu otoritesi finansal olarak onu rahatlatmalı. Tabii. Ürün kaybının önündeki engelleri de kaldırması lazım. Mutlaka para kazanmalı ve mümkünse en son teknolojiye sahip bu makineleri satın almasını, elde etmesi sağlanmalı. Bu şekilde hasat yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı-hı. Aksi takdirde kaybedecek bizim 1 kilogram bile buğdayımız yoktur. Evet. Tabii gelelim yine parasal konulara. Siz 1 milyarı geçmeden başkanlığında 1 milyar doları ihracatı görmek istiyorum demiştiniz. Herhalde 1,5 milyar doları buldu. 2022 baz alınacak olursa 2022'yi nasıl kapattınız? Evet. 2023'ten beklentiler nedir? Şöyle. Öncelikle bu ihracata katkısı olan bütün sanayicilerimizi, meslektaşlarımı canı yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ülkemiz için hele şu dönemde dövize çok ihtiyacımız var. Bu çok çok önemli bir gelişme. Bunun biraz geriye dönük anlatayım. Hep anlattığım hikaye ama bir ekranları başında belki ilk defa bu rakamları duyacak olan izleyicilerimiz vardır. 2000'li yılların başında Recep Bey sektörümüzün, tarım makineleri sektörünün ihracatı yaklaşık 60 milyon dolardı. Ve ciddi yıl bir... Yıl kaç? 2001-2000 o civarda olması gerekiyor. Evet.
60 milyon dolar. Evet, 23 yıllık bir zaman geçti. Ciddi bir dış ticaret açığı veriyorduk. Dünya ihracat sıralamasında 30. sıradaydık. 2022 yılını yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracatla kapattık. Traktör, aksam ve parçalar da bizim gruba giriyor. 100 milyon dolar da oradan geldi. 1 milyar 600 milyon dolara kadar çıktık. Bu 1,5 milyar dolarlık ihracatla dünyada 30. sıradan, 31. sıradan 15. sıraya yükseldik. Hı hı. Ve 620 milyon dolar da dış ticaret fazlası verdik. Yani 800 küsür milyon dolar bir şeyimiz var, ithalatımız. 620 milyon dolar da bir dış ticaret fazlası verdik. Türkiye'de 23 tane makine sektörü var, alt sektörler. Tarım makinesi, inşaat makinesi, tekstil makinesi, asansör sıralayabiliriz. 23 tane. Dış ticaret fazlası verme yönüyle bu makine, 23 tane makine sektörünün içerisinde 3. olduk. Toplam ihracatımızda da 7. olduk. Bu gurur bütün meslektaşlarımızın. Ben hepsini tekrar canı yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Daha nice milyar dolarlar ihracat diyorum. Ama sektörün başkanı olarak ben bu rakamları daha çok yetersiz görüyorum. Daha alacağımız çok yol var. İlk onu hedeflememiz gerekiyor. Hı hı. Peki sektörün başkanı olarak hedef bunu koyduk, yaptık falandan olmaz bu iş. Teknoloji üreterek, tekrar söyleyeyim, ölçek ekonomisini uygulayarak bu işleri yapabiliriz. Daha katma değeri üretimler yaparak, bu da yatırımlarla, fiyatta değil teknolojide, kalitede rekabet ederek, bu mekanizmanın oluştuğu ortamda büyüyerek bunu yapmamız gerekiyor. Bizlerin en yumuşak karnı aile şirketleri olması bunlar bizim hatamız, bizim eksikliğimiz görüyorum. Başka kimsenin değil, kimseyi suçlayamayız. Bir problemimiz var, aşamadığımız. Bölünüyoruz, sürekli bölünmeler var. Bu bölünmelerin önüne geçilmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde biz marka oluşturamıyoruz. Dünyanın önemli tarım makinesi satıcısı, üreticisi firmaların bazı mallarına gidin, üzerindeki o etiketi kaldırın, altında Türk malı olduğunu göreceksiniz. Buna şahitlik edeceksiniz. Uluslararası fuarlarda da göreceksiniz. Geçen Ocak ayında Macaristan'daki bir tarım fuarındaydım. Hı hı. Burada buna da ben tanıklık ettim. Bunun anlamı şu, firmalarımız aslında kalite olarak bazı firmalarımız özellikle Avrupa'nın sayılı markaları değerinde, eş değerinde üretim yaptığının bir işaretidir bu. Bunların sayılarının artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yönlendirmelerin yapılması gerekiyor. Şimdi ben bu teşvik mekanizmalarını, destek mekanizmasını hazırlayanlar ya bir art niyet olduğunu düşünmüyorum ama söylediğim gibi bunu bir okuma meselesi gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Örneğin Avrupa ülkelerinde gelişmiş sanayisi gelişmiş ülkelerde aileler ortaokul, lise seviyesindeki öğrencileri varsa diyelim ki o çocuğun fen bilimleri ve matematikten dersleri iyi değil ama müzikte veya resimde dersleri çok iyi. Şimdi böyle bir durum bizim ülkemizde olsa ne yaparız? Hemen çocuğumuza eksik olan o matematik ve fizik dersi için takviye, işte evet, dershanedir, işte belki bir öğretmenden çalışmasını, okulda etüt almasını sağlarız. Avrupa'da tam tersi olur. Hangi dersi iyiydi bunun? Resim, müzik veya tersi matematik. İyi olanın üzerine giderek onun daha iyi olmasını, en iyisi olması sağlanır. Bu çok önemli. Yani doğrusu eksik olanları tamamlamak değil, iyi olduğunu geliştirmek. İyi olanı en iyi hale getirip dünyada ses getirmesi gerekiyor. Bu böyle sağlanır. Şimdi devlet, aynı işi bu kupadan üreten 10 tane firmamız var. Hepsinin kapasitesi de işte 100 tane kapasite, yıllık 1000 tane. Ülkenin ihtiyacı 500 tane, ihracatı da var fazlasıyla. Yeni ilave bir 10 tane daha geldiği zaman devletimiz bunlara işte 100'er bir çeşitli destek mekanizmaları var üretimle ilgili. Onlara da veriyor. Bu
farkındalık oluşturacak. Katma değerde, üretimde, ihracatta farkındalık oluşturacaklara daha fazla bir mekanizmanın oluşması gerekiyor. Daha ileriye gitmesi için. Yani nasıl söyleyeyim, Avrupa'nın, dünyanın en iyisi olma yönünde ilerlemesi için ne gerekiyorsa o argümanların üzerine gidilmesi gerekiyor. Onu biz en iyisi yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim çeşitli sanayi, örneğin kompresör. Türkiye'de belki 10 tane, 15 tane üreticimiz vardır. Ama bu 15 tane firmamızı toplayın, Almanya'daki bir firmanın %X'i kadar etmez. Bu örneği ben bizim sektörde de söyleyebilirim. Çoğaltabilirim. Bakın çok sayıda olması bir şey ifade etmiyor. Hemen sizin sektörden de bunu hemen ilave edelim. Sizin sektörünüzde de ben hayvancılıkta bu örneğe devamlı veriyorum. Programın başında da verdim. Sizde de mantar gibi merdiven altı firmalar var. Yani kalite odaklı çalışmak yerine her üretilen malın satıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bir firmada işte satış müdürü olarak çalışan veya o firmada belli bir mesai harcamış bir adam belli bir sermaye bulunca tarım makinesi üretiyor ve ilk 6 ayında da bindiği arabayı da değiştirebiliyor. Yani pazar da buluyor ürününü. Burada kendinizde veya mevzuatta bir eksiklik var mı? Her aklı esen tarım makinesi üretebilmeli mi? Bunu satabilmeli mi? Burada belli kriterler sinselesi olması gerekmez mi? Bir hassız rekabet. Çünkü bu sizin verdiğiniz veya kalbur üstü firmaların masrafları, maliyetleri, kalitesi belli bir rakam. Ama orada sıfır demeyelim de çok daha düşük maliyetle o da ürün üretiyor. Şimdi benim hep örnek verdiğim bir konu, eczacı, dolmuş ve taksi örneğini veririm. Bugün siz bir otomobil satın alarak, sarıya boyayarak, bir dolmuş minibüs alarak, işte turkuaz rengine boyayarak bir hatta sokamazsınız. Oranın bir kapasitesi vardır. O şekilde yer eder. Rastgele yere, kafanıza göre sizin yakınınız, oğlunuz, kızınız eczacı olsa bile, diploması var eczacılık yapabileceğine dair, rastgele eczane açamazsınız. Hı hı. Bu bir kapasite meselesi. Veya benzin istasyonu gibi. Yani bunu çoğaltabiliriz. Evet. Bunun için her meslekte bu böyle olmalı. Bunun bir altyapısının olması, neden olması gerektiğini ve sıkı denetlenmesi gerektiğini söylüyorum. Yani birileri yapıyor, yeni sektöre oyuncu girsin mesin diye onu söyleyeyim. Bunu söylesem haksızlık etmiş olabilirim. Ama bir değer oluşturması gerekiyor. Ortaya bir şeyler koyması gerekiyor. Sadece işte bir şey yaptım olduğuyla olmaması gerekiyor diye düşünmekteyim. Evet. Ama bunun bu kriterleri koyacak kişi kim? Yani mevzuatlarımız de... aslında mevzuatlarımız ben bazen bakanlıkta çalışmalarımızda görüyoruz. Bu mevzuatlarımız var ama uygulamada bunların olmadığını düşünüyorum. Söz gelin bir makinamız var, işte bir ekipmanımız. İşte Avrupa'ya ihraç ediliyor, Avrupa'dan çeşitli belgeleri alınıyor. Ciddi ağır yaptırımları da var. Şimdi o ekipmanın da ismini zikretmeyeyim. İlgili bakanlık sürekli kayıtlı Avrupa'dan belge sahibi firmalarımıza yöneliyor. Oysa ilçe bazında işte iki kardeş, işte 4 yeğen, neyse 6-8-10 kişinin bir araya gelerek ürettiği ekipman da var. Hiçbir kaydı, belgesi yok. Hiçbir standart taşımıyor. Yaptığım olduğuya dayanan bir ve satıyor. Ya orada denetleyici kurumlar da var. Ve maalesef ondan sonra kazalar meydana geliyor. Hatta ölümlü kazalar meydana geliyor. Bununla ilgili biz de zaman zaman aranıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan, Sanayi Bakanlığı'ndan bizler aranıyoruz. Bunun kökeni bu. Burada bu şimdi söylediğim zaman yanlış anlaşılabilir. Ya sektörün başkanı tabii sektöre yeni üretici girmesini istemiyor diye böyle bu anlaşılabilir. Ama benim girebilir. Fakat aynı eşit şartlarda bazı rekabetler yapılmalı. Belli kriterler sinsilesi mutlaka, olmalı. Mutlaka bunların olması gerekiyor ve bu da hiçbir tavize meydan vermeden ciddi şekilde denetlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Evet. Şimdi gelelim bir de yine tarımda teknolojiyi konuşurken son yılların revaçta olan bir
ürünü drone teknolojileri. Şimdi dronlarda dronlarda kullanılacak işte ilaçlar neyse malzemenin bununla ilgili bir ürün üretimi yok. Bunun standartları da yok. Evet. Yani drone'da işte şu kadar alanda şu kadar ilaç şu 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 ama biz pilot eğitimini verdiriyoruz. İşte onun belgesi var. Şu belgeyi alan drone kullanabilir diyoruz. Ve şu anda Saldımçay'da Mevlam Hayra bireysel tecrübelerle belli zararlar verilerek işte bundan standart belirtilmeye çalışılıyor. Sorumuz şu. Tarımda drone teknolojileri için standart belirtilmeden kullanımı olmalı mı? Yoksa bunun ülke tarafına bir zararı var mı? Şimdi bu dronlarla zirai ilaçla zirai mücadele yapılacak. Hastalıklarla mücadele edilecek. Çok çok önemli bir konu. Tarım Bakanlığı'nda tarım makineleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün altında bir tarım makineleri ve teknolojileri daire başkanlığı var. Bunun altında değerlendirilir. Ancak bir makine hariç. O makine de ilaçlama makinesidir. Bu gıda kontrol genel müdürlüğünün altında değerlendirilir. Ya bu da önemli bir ayrıntı. Gıda kontrolü genel müdürlüğü. Evet. Sadece bir makine, ilaçlama makinesi. Onu da gıda koruma, gıda kontrol şu şekilde yorumluyor. Biz söyledik yani bunu ayırmayın. Bu da aynı genel müdürlüğün daire başkanının içerisinde olmasını arzu ettik. Onlar da bize şu argümanı önümüze sundular. Efendim biz zirai ilaçları biz denetliyoruz. Zirai ilaç bir mermi. Siz de bunun tabancasını üretiyorsunuz. Dolayısıyla tabancayı da mermiyi de bizim kontrol etmemiz gerekiyor dediler. Haklı yönleri de olabilir. Fakat ciddi de ilişkilerimiz var, görüşüyoruz. Hatta bir 3-4 ay önce bir toplantı da yaptılar. İçinde drone'un da olduğu ilaçlama makineleriyle ilgili konuların yer aldığı bir toplantı yapıldı Ankara'da. Orada da dile getirdim gerekli yetkililere, ilgili yetkililere. Mevzuatlar açık. Makine üretiminde, satışında kurallar var. Kurallar var ama yeterince denetlenmediği konusunda ciddi endişelerimiz var ki böyle sahada da bunları görebiliyoruz. Maalesef kuralları böyle bir aldatıcı faaliyetler yaparak aşan birçok firmaya duyuyoruz, bilgileri geliyor. Bunlar haksız rekabete konu oluyor. Gelelim drone'a. Şimdi günümüzde akıllı tarım, teknoloji böyle bununla ilgili bir konu geçtiği zaman ne zaman konu geçse ekranların arkasında bu drone'ların uçtuğunu görürüz. Şimdi drone demek eşittir teknoloji, akıllı tarım demek değildir. Drone'u şimdi öyle bir şeyler oldu ki yani biraz esprisini de yapacağım. Sünnet düğünlerinde video çeken kişiler tarlaya zirai ilaç, zehir saçacak bir makine kullanılmasını düşünemeyiz. Bu çok farklı bir şey. Drone ancak şöyle olmalı. 0.001 sıfırdan iyidir. Baktık ürünü kaybediyoruz. Bitki boylanmış. Traktörle giremiyoruz. Üstten bir gidilmesi gerekiyor. Şimdi oradan, mısır da çok yaşıyor. Evet, ne kurtarabilirsek diye bunu söylememiz gerekiyor. Bu şekilde kullanılabilir. Tırtıl da kullanılır. Tabii. Drone'la atılabilecek nitelikte yani drone'a uygun diye tabir edeceğimiz ilaçların daha şu anda yeterli olmadığını gerekli satıcılar, üreticilerden duyuyoruz. Böyle bir ürün de yok diye biliyorum. Bana da öyle söylendi. Ben böyle biliyorum. Eğer bu yeni çıktıysa, drone'a atmaya uygun ilaç geliştiyse, işte ot ilacı, herbisit, mantar ilacı, fungisit, işte böcek ilacı, insektisit varsa biz de bilelim. Bunun taşıdığı ağırlık belli. Ki Konya'mızın önemli bir ilçesinde, büyük bir tarım alanına sahip ilçemizde şu anda bu konuda ciddi bir hukuki davalar devam etmektedir. Bu düşünün, Avrupa'da yeni teknolojiler var. İnsanlar bir dünya para harcıyor. Örneğin tarlanın kenarından gidiyorsunuz. Makinenin kolu biraz dışarı çıktı. Komşu tarlaya belki ilaç giderdi. O bölümü otomatik kapatan sistemler var. Bunun için adam bir makine parasına yakın bedeller ödüyor. Etrafa zarar vermeme adına. Biz havada cihazı uçuruyoruz. Ufak bir rüzgar esinin nereye gittiğini bilmiyoruz. Bakınız bu bir kanserojen etkidir. Tekrar söylüyorum yani drone'u çıktı. Biz bütün ilaçlamayı çözdük. Yok böyle bir şey. Bunlar doğru değil. Lütfen kamuoyunu da doğru bilgilendirmek gerekiyor.
Burada ilgili bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, ilgili il ilçe müdürlüklerimiz yani lisanı uslu düzgün bir şekilde vatandaşımızın anlayacağı şekilde bunları anlatmamız gerekiyor. Kesinlikle kullanılmamalı, ortamdan kalksın bunu diyemeyiz. Çünkü detayına şu anda açıkçası ben de hakim değilim. Ama şunu biliyorum, Avrupa'da drone'la bir zirai mücadele yapıldığını hatırlamıyorum. Yeni, bu önemli çünkü siz yeni yurt geldiyse, dışında dolaşıyorsunuz. Yeni geldiyse bilemiyorum. Tamam, bazı işler için verim haritası çıkarmada arazideki bitkinin renklerdeki değişiklikle ilgili bir resim alma, haritalama gibi şeylerde tarla arazinin üzerine drone uçulabilir, uçurulabilir. Ama biz zehir saçıyoruz. Ne yapıyoruz bunu? Bunun için yeşil mutabakat. Bakınız yeşil mutabakata biz de imza attık Recep Bey. Yeşil mutabakat özetle şunu diyor. Kardeşim ben bu tarım arazilerini kaybediyorum. Neden? Fazla gübre kullanmaktan, fazla zehir atmaktan, ilaç kullanmaktan kaybediyorum. Üstelik kanserojen etki bunu tüketen insanlara da ben zarar veriyorum. Bu zararı ben vermek istemiyorum. Peki ne olacak? Gübre kullanımını %30, zirai ilaç kullanımını %50 azaltacağım diyor. 2030 yılından itibaren. Buna göre tedbirlerinizi alın. Ki dizel araçlarda olduğu gibi dizel araçları biliyorsunuz kaldırıyorlar. Evet, ardından benzinli araç ve tamamen elektrikliye geliyor. Çünkü bu iklim değişikliğini biz neden yaşıyoruz? Bunlardan dolayı yaşıyoruz. Dolayısıyla peki 100 dekara 100 litre attığımız bir ilacı ya tamam yeşil mutabakata Türkiye'de imza attı. Biz bundan sonra 100 yerine 50 atacağız mı? Olacak bu? Hayır öyle değil bu iş. Çok basit. İhtiyacı olan yere ihtiyacı kadar. Bir kere dozaj problemi var. Şu andaki makinalarımız maalesef yerli üreten üreticilerimiz üzerlerinde dijital bir şey olmadığı için dozajlamayı eşit yapması mümkün değil. O merdiven altı dediklerinizi hak getire onların bu dozajı düşürmesinin imkanı yok. Mümkün değil. O dozajı düşüremez. Ya ürünü mevcut mahsulü öldürür ya gelecek yıl ekecek ürüne dahi zarar verebilir. Akıllı teknolojiler sayesinde bir kere bu tarlaya toplam atılması gereken dozajı kontrol edebilirsiniz. Bir, iki, tarlanın üzerinde bir drone uçurularak yoğun ot görülen yere gerekli doz, otun olmadığı yere hiç sıfır doz atılabilir. Traktörle tarlanın başına gidildi, tekrar dönüldü. Üst üste binmeler var. Yani bir yer iki defa ilaçlanabilir. Bunun önüne geçilebilir. Bunları söyleyebilirim. Yani yeni akıllı teknolojiler kullanılarak bu tasarruflar sağlanacak. Traktörün önüne cihazlarla yerleştiriyorsunuz, optik okuyucular. Hemen o andık otu tespit edip arkadaki cihaza komut vererek bu dozajı ayarlatabiliyorlar. Bu teknolojilere sahipler. Bunları bizim kullanmamız gerekiyor. Keza bu durum gübre serpme makineler için de geçerli. Bunlar pahalı girdiler. Hem ilacın hem gübrenin ham maddesini biz ithal ediyoruz. Burada boşa atacağımız $1 bile ham madde olmamalı. Parasını bir kenara bıraktım. Bir de üreteceğimiz mahsulümüze de zarar veriyor. Toprakta birikmeye neden oluyor bu fazla ilaç. Yağmur sularıyla taban sularına geçip kaynaklara karışıp kanserojen etkiyi birçok alana yayılmasına neden olmaktadır. Bu çok çok önemli bir konu. İlaçlama makinesinin Adana bölgesindeki ismi zehir makinesidir. Orada çok kullanıldığı için zehir makinesi diye geçer bu. Çok çok dikkatli kullanılması gerektiğini söylemekteyim. Örneğin tarım makinesi ihracatçı yapan arkadaşlarımız bilir. Amerika'ya eğer talebiniz varsa rahatlıkla birçok makineye gönderebilirsiniz ama bir makine hariç. İlaçlama makinesi çok yoğun sertifikayla ispatlamanız gerekiyor. O makinenin standartlara sahip olduğunu ve benzer şartları taşıdığını öyle kolaylıkla istediğiniz fiyattan verin. Şöyle teknik özelliğe sahip olsun. Her ülkesine bu ilaçlama makinesini kabul etmez. Bugün bir makine ithal edecek olsanız birçok makineyi rahatlıkla gümrükten geçirebilirsiniz ama ilaçlama makinesini ülkemizde de öyle geçiremezsiniz. Bakın mevzuatlarımız vardır. Burada denetlendiği zaman gerekli uygulamalar yapıldığı zaman bu mevzuatları arkadaşlar ilgili bakanlığımızdaki birimler bu konuda hakikaten haklarını teslim edeyim. Güzel çalıştılar. Ama mesele uygulamayla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yani bu sahada drone'la ilaçlama yapan birisini ilçe tarım müdürlüklerindeki personel gördüğü zaman
bununla ilgili bir işlem yapıyor mu? Bilgi sahibi değilim. Yapmıyor. Örneğin kaçak bir ilaçlama makinesi üretimini tespit edildiği zaman çok komik cezalarla karşı karşıya kalıyorlar. Yani cezayı yiyen insan büyük ihtimalle o makbuzu düzenleyen memur düzenlerken büyük ihtimalle gülümsüyordur. Yani çok komik, çok basit bir cezadır. Bu anız yakmada verilen cezaya benzer bir ceza yanılmıyorsam. Tabii rakam bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Caydırıcılık yok. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Şimdi önemli konulardan birisi de siz tarım makinesi üreticileri olarak bilmiyorum ne düşünürsünüz. Biz de ortak makine kullanım parkına biz soğuk bakan bir toplumuz. Yani yıllar önce Tokat Sanayi Odası Başkanı'yla bir röportajda dediği örnek şu ki ben defalarca bu örneği vermişimdir. Dedi ki Recep Bey bizim köyde 20 tane traktör fazlasıyla köyün bütün işlerini yapar. Bizim köyümüzde şu anda 350 tane traktör var demişti. Evet. Şimdi buna ekipman olarak da baktığımızda her çiftçi de bir mibzer var. Atıyorum ürünü. 3 yıl sonra bir mibzer de alıyor desteklemelerden. Bizde öyle kriterler var ki tarihi aralıklarını atıyorum ama fazladan üretim de var. Bu makinelerin, tarım makinelerin ortak kullanımına siz nasıl bakıyorsunuz? İşte ziraat odalarının, belli ziraat odalarında bu ortak makine kullanımı var. Mesela Fransa'da bir cuma modeli var. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Yani tabii, sizin işlerinizi düşürür mü? Yok. Şöyle bilakis şimdi ortak makineye geçtiğimiz zaman daha kapasiteli, daha büyük iş hacmine yapıp taşıyan makineler olması gerekiyor. Aksi takdirde her makine için söylemiyorum, birçok makine için söylüyorum. Bu şekilde makineler üretilmesi gerekiyor. Bu teknolojiyle donatılmış makineler olması gerekiyor ki o açığı kapatabilelim. Bu açıkçası biz tarmak bir üyelerinin işine gelir. Neden işine gelir? Böylelikle bizim dünyada Şampiyonlar Ligi'nde yer alan yerlere makine satmamızı, böyle bir yatırımlar yapmamızı kolaylaştırır. Yani şimdi belki şunu söyleyebilir, ya başkan olur mu daha az adet makine satacaksınız falan derler. Şimdi o kapasiteli makineler çok çalışacağı için kullanım ömürleri de daha kısa olur ve daha kısa sürede yenilenmesi gerekiyor. Bunu başlama ortaya koyalım. Çünkü çok sayı hiç durmayacak makine, öyle söyleyelim. Bugün bir biçer döveri alın, piyasaya çalışan bir biçer döveri düşünün. Onun gibi aslında. Yani para kazanmak istiyorsa kısa zamanda bunu yenileyecek. Bunun gibi bir şey, bunu söyleyelim. Ama şimdi sosyolojik açısından da bizim bunlara da bir hazır olmamız gerekiyor. Bu hep verdiğim örnek, babadan 100 dekar arazi düşmüş, ortadan bölmüşler. Tarlanın başında biçer döveri önce senin tarlaya, benim tarlaya girecek kavgasını da yaşıyoruz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ama bunu vatandaşa iyi anlatmak lazım. Her makine için olmayabilir ama bazı makineler için bu ortak makine kullanımı olabilir. Örneğin biz biçer döverde bunu yapıyoruz. Mesela bir sistemi girmiş, adını siz söyleyin, müteahhitlik sistemi. Bunu uyguluyoruz. Bunlar geliştirilebilir. Bunun çok farklı modelleri var. Cuma Kooperatifini Fransa'da ziyaret ettik yıllar önce. Artık geçtiğimiz Temmuz ayında da bakanlığın önemli iki tane genel müdürlüğünü, genel müdür yardımcısı, genel müdürü, daire başkanlığı, gerekli bürokratları ve biz sanayicilerle birlikte Almanya'ya bir gezi düzenledik. Orada çeşitli traktör, tarım makinesi fabrikası, çeşitli oranın önder çiftçi derneklerini, tarım kuruluşlarını gezdik. Bir de orada da Machinery diye bir grup var. Orayı ziyaret ettik. Bir ortak makine kullanım alanı. Orada da şöyle bir sistem var. Bu devlet desteklemiş, başlatmış, özelleştirmiş sonra. Vatandaş oraya müracaat ediyor. Örneğin Recep ile Şenol müracaat ediyor. Diyor ki benim şöyle bir traktörüm var, şöyle bir ekim makinem var, şöyle bir traktör önü küreğim var veya arkası. Bunlara sahibim. Eğer bunlarla ilgili bana talep gelirse ben bu makineyi kullanabilirim diyor. Örneğin diyor ki işte Sarıyönü'nde Sarıyönü ve Çeşmeli Sebil'in veya Gözlü Devlet Üretme Çiftliği ile Çeşmeli Sebil'in arasını Recep Bey siz sorumlusunuz diyor. Bize ve Şenol Bey siz sorumlusunuz diyor.
Diyelim ki kar yağdı. Hemen karayolları sizden bizi arıyoruz. Traktörümüzden gidiyoruz. Orayı güzelce karını temizliyoruz. Faturamızı kesiyoruz. Örneğin Ahmet amcamız hastalandı. Ekim yapacak, bildiriyor. Benim şu mevkideki tarlam var. Şöyle şöyle atılacak, bu bilgileri geçiriyor. Hemen traktörünü, ekim makinesini alıp o ilgili tohumu bulup o tarlasını ekim yapıyor. Gidip faturasını o machiner gruba kesiyor. Oradan parasını alıyor ama o vatandaş da oraya ödeme yapıyor. Böyle bir halka oluşturmuş machiner grup diye. Çok güzel organize olmuşlar. Ve bu şeyi, yapıyı da Afrika ülkelerine de taşımaya çalışıyorlar. Tabii orada bir uyanıklık yapıyorlar. O yapıyı taşırken de makinayı da Alman makinesi vermeye çalışıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Yani sorunuzun başına gelecek olursak, bu üzerinde çalışılması gereken pilot bölgelerle uygulanıp ve ortada mutlaka bir havuç olması lazım. Yani bir değer oluşturmamız lazım. Bunu desteklememiz lazım. Neyse, bunlar birer milli servettir. Biz de üretsek daha fazla satmakla çiftçimizin para kazanmayacağı bir yapıya ulaşıp onu borcun içerisinde sıkıntıya sokmanın hiçbir kimseye faydası yok. Bilakis çiftçimizin karlı olması bizim işimize gelir. Karlı bir tarım yapsın. Onun neyse yeni makine alacaksa da veya o grup, ortak makine grubu gelip yeni makineyi alacaklar. O zaman şu anda gördüğümüz birçok makineyi sahada göremezsiniz. Evet. Örneğin şu anda gördüğünüz ilaçlama makinelerin %80'ini unutun. Büyük, devasa, çekilir 3 tonluk, 4 tonluk iş genişliği çok büyük makineler, belki kendi yürür makineler gelecek. Mesela Karapınar Ziraat Odası'nı... Onu diyeceğim ama mesela başarılı uygulamalardan birisi. Tabii Durmuş Bey'i ben buradan tebrik ediyorum. Makineye de iyi para ödediler tabii, ama... Tabii ilaçlama makinesinde son teknolojiye sahip bir makineyi getirdi. Bunu uyguluyor. Başarılı da uyguladığını biliyoruz. Bu örnekler çoğalacağını düşünmekteyim. Yeter ki ayakları sağlam yere basan bir organizasyondan karşımıza gelinsin. Evet, son sorumuz da aslında bu sektörün kanayan yarısı nitelikli eleman. Ciddi sorun işte, Suriyeliler ucuz iş gücü olarak bakılıyor, eleştirenler var, mecburen çalıştıranlar var. Birçok sebebi var, herkesin bir gerekçesi var. Nitelikli elemana bu meslek lisesi olayıyla mı cevap vereceğiz? Nitelikli eleman sorununu nasıl çözecek? Nitelikli eleman şu anda çok lüks sanayi için. Niteliksiz eleman eksikliği bile var. Değil mi? Tabii oraya kadar inelim işe. Bunu söyleyebilirim. Biraz önce de değinmeye çalıştık. Bizim eğitim, yani bunu siyasi otoritede zaman zaman itiraf niteliğinde de dile getirdiğini hatırlıyorum. İşte yapamadığımız, beceremediğimiz konular arasında bu da vardır dediği konu milli eğitimdir. Biz milli eğitimle ilgili bu konuda uzman insanlar hepsini bir araya getirip toplasak, doğru kararları alsak ve bundan kesin emin olsak, düğmeye bassak en az 17-18 sene sonra neticelerini almaya başlarız. Bu kadar net söylüyorum. Bu arada bakan değişmez. Tabii bu çok önemli bir konu. Bakınız, OECD ülkeleri arasında gençler testlere giriyorlar, imtihana giriyorlar. PISA testleri deniyor buna. Kendi ana dilinde okuma anlama, fen bilimleri, matematik gibi sınavlarda maalesef OECD ülkeleri arasında gençlerimiz sonuncu sırada yer alıyor. Bu çok acı bir şey. Bugün 17-18 yaşındaki bir delikanlı işte Haziran ayında üniversite sınavına girecek. Bu işte 4 yılını işte 17 yaşında olduğunu varsayalım. Son 4 yılını lisede. Ondan 4 yıl önce de işte liseye hazırlığın olduğunu düşünün. 8 yıl. Bu çocuk 8 yıl boyunca 100 tane cümle okuduğunu varsayalım. Bu 100 tane cümlenin ilk kelimeleri neyle başlar biliyor musunuz? İnanın. Aşağıdakilerden hangisi diye başlayan cümleleri okumuştur hayatında. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin hayatlarından çalıyoruz. Resmen ağır bir ifade, çalıyoruz. Onlara ne gençliklerini yaşattık, ne çocuklarını yaşattık. Dershaneye git, kursa git, hoca ayarla, yoğun okulda etüt programları. Aşağıdakilerden hangisi? Bir şeyi ezberleyecek. Hayatını işte lise sınavına girerken o 3 saatlik şeyde karar verecek. O kutucukları dolduracak üniversite sınavına girerken de. Yapmayın ya, bunların hayatlarını böyle biz karartmayalım. Yani okullara bakıyoruz ilk öğretimden itibaren. İnanın mı, ben bunu dile getirdim. Yani bu biraz hadsizlik gibi değerlendirmesin ama
öğretmenlerim beni bağışlasın, bir sendika furyası var. Düşünebiliyor musunuz? 3 tane, 4 tane sendika olduğunu duyuyoruz. Bu da bir siyasi parti uzantısı şeklinde. Kesinlikle. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Sizlerin özlük haklarınız, işte A sendikasına üye, B sendikasına üyeyle birbirinden farklı mı? Neden buna müsaade ediyorsunuz? Atamalarda, şunda, evet, bunda. Evet, işte şu sendikadaysan işte. Dikkat edin. Okul müdürü, müdür yardımcılarına bakın. %80'i numunelikler kalır. İşte belli bir sendikat. Fark etmez, yarın bir gün başka değil. Onlarda da öyle. Geçmişte de böyle oldu. Artık buna son verilmesi lazım. Bu vizyonu olan, bu gençlerimizi yetiştirecek, yani ezbere dayalı değil, öğrenmeye dayalı. Buna yapılması lazım. Hep söylediğim bir şey var. Gelişmiş toplumların, yani bütün toplumların %3'ü 5'i doğal olarak Allah tarafından üstün zekalı insanlardan oluşur. Gelişmiş batı toplumunun kendi %3'leri kendilerine yetmediği için diğer ülkelerin %3'lerine 5'lerine de talip olurlar ve bu da gerçektir. Bu %3'leri 5'leri biz pamuklara sarmamız lazım. Onlar bu duvarın arkasını görebilirler. Şenol Önal'dan farklı düşünürler, farklı giyinirler, farklı söylerler, eleştirirler. Zaten soru soran, merak eden, araştıran, eleştiren insanlar bir şeyi bulur. Bunu sormayan, tabii efendim, doğru efendim, emredersiniz efendim diyen adamdan bir şey olmaz. Bunu bir kere kabul edelim. Bunu, bu gençlere bu fırsatları bizim vermemiz lazım. Ki Sayın Başkan, ben Türkiye'de önemli bir holdingde uzun yıllar çalıştım, Ankara'da. İlk bilgisayar geldiğinde bizim ofislerimize bilgisayar verdiler. Bilgisayarı 3 sefer bozdum ben. Ve utana sıkıla bilgi işlemdeki arkadaşa dedim ya, bu yine bozuldu. Önemli bir isimdi. Dedi ki ya Recep Bey, siz dedi doğrusunu yapıyorsunuz. Biz daha açma kapama düğmesine basmayan insanları gördük. Siz uğraşıyorsunuz, öğrenmeye çalışıyorsunuz ki bozuldu. Ben büyük bir zevkle ben bunu onarıyorum demiş. Evet. İşte aynı olay. Bir şey daha dile getirmek istiyorum. Lise giriş sınavında dereceler açıklanır. Türkiye'de en yüksek puanı alan öğrencilerin hangi liselere gittiğini duyarsınız. İşte İstanbul Galatasaray Lisesi'nden başlar, şöyle şöyle sıralanırlar. Üniversite imtihanına girilir ve Türkiye'nin işte şu üniversitesine Türkiye'nin birincisi girdi falan, böyle şeyler söylenir. Ama her nedense o bahsettiğim liselerin isimleri geçmez. Peki lise imtihanına girerken Türkiye'de derece yapıp o liselere giren öğrenciler üniversite imtihanında başarısız oldukları için mi? Hayır. Onların hiçbir üniversite imtihanına girmiyor ki. Hepsi otomatikman, hepsi yurt dışında daha lisedeyken anlaşıp Avrupa'nın ve Amerika'nın sayılı üniversitelerine gidiyor. Bunların hepsi bizim değerimiz. Yani dikkat edin, araştırın. Doktor olup da gitmesine gerek yok. Ta orada alıyorlar tabii, lisede. Tabii, kesinlikle. Bunları araştırın. Bunlarla karşı karşıya kalırsınız. Bu olacak bir şey değil. Olacak bir şey, kabul edilebilir bir şey değil. Bu gençlerimize bizim sahip çıkmamız lazım. Tekrar söylüyorum. Ülke olarak bizim birçok avantajlı konumuz var. En önemlisi genç nüfusumuz, övündüğümüz. Ama bunları ya İtalya'da yaş ortalaması 55, Türkiye'de 33 olduğunu geçenlerde bir siyasi parti lideri söyledi. Müthiş bir avantaj. Tabii biz programı biraz erken bitirelim dedik ama yine normal süremize geldik. Konuşacak çok konu var ama gözümüzün önünde canlandırırsak, biz sizinle konuşmaya başlarken, yani bu son bölümde köydeki gençleri nasıl köyde tutabiliriz, cazibe merkezi haline nasıl getiririz de başladık. En son eğitimde başarılı öğrencileri adamlar nasıl lisedeyken sözleşme yapıp ülkelerine kaçırdıklarını konuşmaya başladık. Evet. Demek ki biz üretim planlaması, eğitim planlaması, hayatımıza planlamayı koyarsak birçok kaçağı kapatabiliriz. İşte hasatta biçer döveri planlamasını dedik. Sanayide katma değerli ürünlerin planlaması yapılmalı dedik. İşte organize sanayileri oluşturmak yerine ülke sattığına dağıtılması lazım. Birçok şey konuşuyor. Bunların hepsinin ortak fikri, parantezi kapattığımızda eşittir planlama geliyor. Evet. Haklısınız. Aynen öyle.
birkaç dakikamız var. Son sözlerinizi alalım. Konuşacak çok konu var ama. Programın ilk bölümünde dile getirildiği gibi TÜYAP'ın genel müdürü, Konya Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Ali Bey de dile getirdi. Biz de bu fuarın katılımcısı olarak, destekleyicisi olarak gelecek hafta salı günü başlayacak olan fuarımıza bekliyoruz. Şöyle bir konu daha oldu Recep Bey, onu da söyleyeyim. Depremin ilk haftası işte telefonlar geldi, işte başkanım fuar olacak mı, olmayacak mı, işte olmasın mı gibi böyle şeyler söylendi. Hatta konu dışında kişiler de ya işte olmasın gibi böyle bir şeyler de söylenmiş, bize de geldi. Bu biz, başta şunu söyleyeyim, bu bizim konumuz, bizi ilgilendiren bir husus, sektörü ilgilendiren bir konu. Fuarın sahibi biziz. Meslektaşlarımızdan istişare ederiz, gerekli tavsiyemizi, düşüncemizi paylaşırız, orada bir sorun yok. Ama şunu paylaşmak gerekiyor. Bizim bundan sonra daha fazla üretmemiz gerekiyor. Daha fazla ihracat yapmamız lazım ki ülkenin buna ihtiyacı var. Neticede bu bir kültür etkinliği değil, bu bir konser değil, bir spor etkinliği değil ki onlar da başladı. Bunu yapmamız lazım. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar gelecek. Eğer biz bu aradan bir ay geçmiş bir organizasyonu ve tarım yararına olacak bir organizasyondan vazgeçersek, tarım makinesi satın alan firmalara Türkiye dışından, ya acaba üretimleri yavaşlar mı, yavaşlayacak mı, diğer sektörler için de geçerli bir soru işaretine de neden olabilir böyle organizasyonların, önemli uluslararası organizasyonların iptal edilmesi. Böyle bir yanlış anlaşılmaya neden verir, buna meydan vermemek gerekiyor. Tekrar söylüyorum, daha fazla, daha sıkı çalışmak gerekiyor. Hem ülkemiz için, hem firmalarımız için, hem yarınlarımız için böyle olduğunu düşünmekteyim. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Şeref verdiniz Tarım Masası'na. Sizinle yaptığımız programlar her zaman için doyurucu olmuştur. İnşallah Salı günü Tarım Fuarı'nda da bir araya geliriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Umarım ekranları başındaki izleyicilerimiz için de keyifli, faydalı bir program olmuştur. Evet, çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Sayın Şenol Önal, Tarmak 1 Yönetim Kurulu Başkanı önemli konuların altını çizdi. Eğitimdeki planlama, üretimdeki planlama, bir de bana göre bugünün en önemli manşetlerinden birisiydi. OSB'lerde bütün sektörleri iç içe koyma konfor alanı oluşturuyor. Ama ülke geneline dağıtılırsa hem istihdamda, hem üretimde, hem de bölgelerin gelişmesinde çok büyük bir etki olur dedi. Bu zamana kadar duymadığımız bir teklifti. Konuşmak lazım, düşünmek lazım, planlamak lazım. A partisi, B partisini bir kenara bırakıp tarımın muhakkak suretle siyaset üstü bir konuya, pozisyona getirilmesi lazım. İşte o zaman üretim planlaması da olur. Eğitim planlaması da olur. Sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacının ta orta öğretimde sağlanacağı bir sistem olur. Bu hafta bize ayrılan süre bu kadardı sevgili seyirciler. Rejideki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.